Özgür Sancar'la Spor Kazanı başlıyor. Programımıza hoş geldiniz. Hepinize mutlu günler dilerim. Değerli Nijer, dün Adana Demirspor Beşiktaş'ı ağırladı. Çok fazla eksiğin olduğu karşılaşmaydı her iki takım adına. Ama Adana Demirspor'da eksikler daha fazlaydı. 10 tane oyuncusu. Kimisi statü gereği, kimisi sakatlık ama daha çok cezalar nedeniyle oynayamamıştı. Beşiktaş'ta da yine statü gereği oynayamayan oyuncular vardı. Yani bu erteleme maçının yapılması gereken tarihten sonra transferi gerçekleşen oyuncular. Örneğin Bailly Beşiktaş'ta oynayamamıştı. Balotelli Adana Demirspor'da forma giyemedi. Bunlara rağmen bence iyi bir oyun ortaya çıktı. Adana Demirspor 4-2 kazandı. Bu karşılaşmayı konuşarak başlayacağız programı. Bu arada Beşiktaş bir sponsorluk anlaşması daha yaptı ve Başkan Ahmet Nur Çebi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Futbolla ilgili soruları yanıtladı. Biliyorsunuz önceki gün Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi bir mülakatta şunu söylemişti. Biz gelirleri arttırmak ve marka değerini yükseltmek bakımından Süper Lig'de seçenekleri değerlendiriyoruz. Bunlardan bir tanesi playoff olabilir mi? Olabilir. Bunu da düşüneceğiz demişti. Bunun üzerine Ahmet Nur Çebi'ye bir soru soruldu ve Ahmet Nur Çebi playoff'u isterlerse bu sezon devreye soksunlar. Biz buna varız. Her zaman mücadeleden yanayız dedi. Bu nasıl yankı yarattı Süper Lig kulüpleri arasında? Konuşacağımız konulardan bir tanesi de bu. Beşiktaş Adana Demirspor'un konuğu oldu ve haftayı puansız kapattı. Daha doğrusu erteleme maçından puan çıkartamadı. Fenerbahçe bu akşam Başakşehir'le karşı karşıya geliyor ve bakalım Sarı Lacivertli takımda bu önemli maç öncesinde son durum ne? Trabzonspor'la ilgili son bilgileri de bulabileceksiniz programımız çerçevesinde ve Galatasaray'la ilgili önemli bağlantılarımız olacak. Yine bakalım Galatasaray zorlu maç trafiği öncesinde ne yaşıyor tam olarak. Ankara Gücü 3 Ekim'de yani salı günü Old Trafford'da İngiltere'de Manchester United arkasından dönüyor. Antalya Spor deplasmanı ve sonrasında Beşiktaş derbisi. Galatasaray'da gerçekten zorlu bir maç trafiği bekliyor. Bu zorlu maç trafiği öncesinde şu anda tam olarak hazır olmayan futbolcuların durumu ne? Hangi oyuncular Ankara Gücü maçında ya da sonraki United maçında bank oynayabilecek? Özellikle de yeni transferleri kastediyorum. Onlardan bir tanesi Zaha, bir diğeri Ndombele. Hakim Ziyech'in son durumu, bütün bunları da konuşacağız. Galatasaray bölümlerimizde. Şimdi sizlerden izin istiyorum. Kısa bir ara. Aranın ardından programımız devam edecek dedim ama reklam vakti değil henüz. Reklama birazdan gideceğiz. Öncesinde sizleri dün akşama götüreceğiz. Bakalım Adana Demirspor maçından sonra Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş ne söylemiş? Aldığımız sonuç kötü bir sonuç. Hem üzgünüm hem de kızgınım çünkü 4 gollü bir mağlubiyet. Çıbır atsak bile bizim adına utanç verici. Evet, oyun ilk bölümünde 20-25'te kanıt bölümünde hücuma çıktığımızda kaptırdığımız top sarası rakibi karşılamadan uzaktan yediğimiz 2 gol şok gol olabilir ama her ne olursa olsun oyun disipline kopmadan daha etkili ataklarla rakibe etkili olabilirdik, gol de bulabilirdik. Rakibin direnci arttı. Onun da tabii çekinceleri vardı ama motivasyonu daha üst seviyeye çıktı. Hücum etmemize rağmen, bazı pozisyonlar bulmamıza rağmen golü bulamadık. Rakibin de kontraya çıkışlarına da cevap veremedik. Çünkü o tip cevap vermek için daha agresif, sert oynamak gerekiyordu. Rakip bizden fazla daha istediği için maçı kazandı. Bizim için kötü bir akşam oldu. Şimdi şey de söyleyeyim, yani sahaya çıktığımızda kazanma hırsıyla çıktık. Herkesle o havayı hissediyorduk. Öyle düşünüyorduk. Zaten biz her deplasmanda istedik, öyle düşünüyorduk. Ama maalesef iki maçtır Türkiye'de deplasmanda çok yumuşak kaldık. Yani oyunumuz rakibin her çıkışında hiç cevap vermedi. Hücuma çıktığımızda kaptırılan top dönüp hemen gol yiyoruz. Yani 2-2, 4-2 olan maçta da yine baktığımızda rakibin yine çok rahat çıktığı pozisyonlar var. Oysa rakibi oraya hapsedip rahatlıkla gol pozisyonları bulduk, bulabildik daha fazla. Gol de bulabilirdik ama oyun disiplinden kopmalar vardı. Bireysel oynamalar çoğaldı. Rakipten top kazanma isteği yok oldu. Çok disiplinsiz bir oyun oldu. Ama dediğim gibi buna rağmen yine netice değiştirilebilirdi ikinci yarı. Üçüncü gol de yine geçen maçta ne kadar dikkatsiz, dağınık olduğumuzu gösteren bir tablo. Yani bizim, kesin de söyledim, yani duran topta yemediğimiz golleri iki maçta yedik. Aynı hataları yaptık. Aynı oyuncu, aynı pozisyonda hata yaptık. Ki rakip savunmada kalıp gelmediği pozisyonda korner de yaptırdık. Yani oyunumuzdaki dikkatsizliğimiz, yediğimiz ilk üç gol sonrasında da etkisi ama etkilenme ne olursa olsun bu şekilde bir sonucu kabul etmem mümkün değil. Bunun tabii oyun olarak
karşılığı sonuç mağlubiyet ama utanç verici de bir durum ortaya çıktı. Çünkü rakip daha kontrollü oynamaya çalışırken, kontrataya çıkmaya çalışırken buna izin vermememiz gerektiğini hep konuşmuştuk ama maalesef yapamadık onu. Oyuncularda söylenecek bir şey yok. Hep bu tip şeylerde söylüyorum. Elinden geleni yaptı, yeterli mi diyeyim onu değerlendiririz, değerlendireceğiz. Ona göre kararlar alacağım. Ama şunu da söyleyeyim. Beklentim, tercihlerim düşündüğüm gibi çıkmadı. Yani ben bugünkü oyuna iyi başlarken ki öyle düşünüyorum. Hücuma gittiğimizde rakibi çıkartmayan, orada gol pozisyonu bulan bir takım olmak isterken rakibi her kapladığınız topta ki gereksiz top kaybı sonrası baskı yapmamak ve rakibin çıktığında rakibin hatanın golle sonuçlanması yani bizim gibi büyük takımda olmaması gereken bir durum. İlk golü düşünürsek yani hiç öyle böyle yiyeceksek zaten hiç oynayamayalım. Hiç çalışmaya da gerek yok. Oyunun son bölümünde oyun kurmadan uzun toplarla attığımızda bulduğumuz gollerle o zaman biz onu da tercih ederiz. Ama bu futbol adına bizim futbolumuz değil. Bugün yanlışların fazla olduğu oyun olarak özellikle söylüyorum. Bir maç oldu. Üzgünüz. Tarafta kaybettiğin zaman tepki gösterdim. Yönetimle ilgili bir konu yok. Yönetim şu anda oyuncularla ilgili bir sorunu yok. Transfer yapılmış, bitilmiş. Bu tip konuşmalar, bu tip davranışlarla ilgili yani sadece takıma, kulübe zarar verir. Yani şimdi yönetim istifa edecekti bunu. Önceden beri aynı şey yani işte İstanbul'da da var. Evet, ne olacak yani yönetim istifa ettiği zaman yeni bir yönetim gelecek, kongreye gidecek. Yani şimdi şu andaki eldeki oyunculara ne yapacağımızı düşünecek. Diğer konulara benim girip de şunu böyle yap, böyle yap demem doğru değil. Ama ben şu anda bizimle ilgili, takımla ilgili onu rahatlıkla söyleyebilirim. Bizim oyuncuların yönetimden beklediği bir şey yok. Çünkü her şey gereğinden fazlasını yapıyor. Ben şimdi de söyledim. Herkes, çalışanlar, personel de daha yönetimde her türlü gayreti gösteriyor. Bütün şey sahada benim ve oyuncular üzerinde. Sorumluluk da benim üzerimde. Yani yönetimle ilgili bir konu olacağını düşünmüyorum. Hayır ya şöyle hedefimiz belli. Yani bizim yerimiz şampiyonla oynamak. Evet 6 maçta kaybedilen 8 puan bizim için doğru değil ama bu her zaman olabilecek. Seri yapmak gerekiyor. Biz seri yapmak için çıktık sahaya. Bendik maçında, bu maçta, Trabzon maçında 8 puan kaybettik. Şimdi önümüzdeki maçlar var. Böyle yarışta bitti, her şey bitti. İşte yönetim gitti, hoca gitti, oyuncu gitti, işte lig bitti. Bunlar zaten yani onun işin kötü olması için işin körükler. Tam tersine burada ayağa nasıl kalkacağımızla ilgili bir durumumuz var. Pes etmek yok. Aynı oyuncuların çok daha iyi oynayacaklar. Çok daha iyi oynamak zorundalar. Oynamadıkları zaman zararlarını artık onlar ve ben çekeceğim. Yönetimle ilgili değil bu. Camiayla ilgili değil. Çünkü camia da sahaya gelir, destek oluyor. Taraftar her zaman yanımızda. Oyuncuların da bizim de hiçbir sorunumuz yok. Sadece futbol oynama adına en iyi futbol oynamamız gerekiyor. Sahadaki sağ, hakem, şu veya başka işte ne bileyim, hava. Bunlar mazeret olarak gösterilmeden oynamadım ya bugün. Yani oyun olarak işte yediğimiz golü, iki golü o şekilde yemesek işte hücum ediyoruz, gol yedik. Hücum ediyoruz, gol yedik. Üçüncü golü duran toptan yedik. Yani rakip size hani bir üstünlük sağlayarak yapmadı ama bunu iyi yaptı. Bunu geçen daha önce de yaptık. O zaman deplasmanda dirençli, savaşçı oynamadığımız zaman kaybediyorsak bunu yönetime veya başkasına değil elimizdeki bulunan durumu değerlendirip düzeltmek bizim işimiz. Ya gol yedikten sonra Santifor'da da hata var, Ortasa'da da var, Kaleci'de var, herkeste var. Yani bende de var. Tercihlerim buysa yediğimiz golde hata. Yani hatayı birine mal edip işin içinden çıkamayız. Futbolda hatalar oynuyor. Hata yapmışsa biz daha erkenden goller atsaydık maçı yine alabilirdik. Özgür Sancar'la Spor Kazanı devam ediyor. Değerli İncer, Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'i dinledik. Acı bir mağlubiyet oldu bizim için diyor Şenol Hoca. Bu maçı detaylarıyla değerlendireceğiz ama öncesinde Beşiktaş'ın bu sabah düzenlediği imza töreninde sponsorluk anlaşmasıyla ilgili yaptığı imza töreninde Başkan Ahmet Nur Çebi'nin bir basın toplantısı düzenlediğini ve basın mensuplarının sorularını yanıtladığını da hatırlatmakta fayda var. Sayın Başkan özellikle playoff'a vurgu yaptı. Dün Salih Uçan'la Teknik Direktör Şenol Güneş arasında geçen olayı da değerlendirdi. Bakalım neler söylemiş. Ekonomik olarak benim yapımı biliyorsunuz. Camia da biliyor. Spor camiası da biliyor. Eğer ekonomimizi düzgün yürütemezseniz
harcamalarınızda derli toplu olmayı başaramazsanız sportif başarılar çok geçici olur arkadaşlar. Bizim için mühim olan bunu uzun vadeye yaymak. Belki kısa bir sürede acısı olabilir, ızdırabı olabilir ama zaman içerisinde Beşiktaş'ın bu işlerden çok daha huzurlu ve faydalandığını göreceksiniz. Hep beraber göreceğiz. Her zaman söylüyorum. Evet, dünkü maç çok tatsız bir maçtı. Ben çok üzüldüm. Camia üzüldü. Taraftar üzüldü. Onlar üzüldüğü için ben üzüldüm ama futbolun içerisinde bunlar var. 120 yıllık kulübüz. Neler yaşandı? Ama birlik ve beraberlik içerisinde olursak, sabır gösterirsek, ben takımımızın çok güçlü ve hedefe sezon sonunda ulaşacağından şüphem yok arkadaşlar. Ama her maç skorunun sonunda maçın skoruna göre alkış veya eleştiri bence doğru değil. Birlik ve beraber geçsin olmaya çalışalım. Sabır gösterelim. Ben takıma güveniyorum. İçindeki ekibime güveniyorum. Hocama güveniyorum. Yaşanmış olanı bir trafik kazası diye kabul edelim. Bir kaza kabul edelim. Önümüze bakalım. Ne ben Beşiktaşlılıktan, Beşiktaş'ın başkanlığından Beşiktaş dün mağlubiyet aldı diye vazgeçerim. Ne Rahmi Koç Beyefendi veya Koç Holding sponsorluktan vazgeçer. Bizler bir aileyiz. Acı günde, zor günde, kötü günde, iyi günde beraber olmayı başardığımızı herkese göstermek zorundayız. Sponsorluklarımızın devamı şu anda sponsor olunabilecek mecralar hemen hemen futbol takımında tamamlandı. Son yer Stad isim sponsorluğuydu. Ve ayrıca teşekkürü etmeden geçemeyeceğim. Yani sezonun neredeyse üçte biri geçmesine rağmen kamuoyunda böyle bir şey de var, bir yanlış algı var. Zaman kaybedildi diye. Sağ olsun sponsorumuz Tüpraş sezonluk anlaştığı için böyle bir kaybı da Beşiktaş yaşamayacaktır. Onu da burada söylemek istiyorum. Yani 3 ay geç oldu, 3 ay para kaybı yok. Bir sezonluk olarak Tüpraş'la sıkıştık. Bu da bizim için önemliydi. Anlayışlarına onlara teşekkür ediyorum. Diğer konu ise yayın gelirlerinin düşmesinin sebebi Türk futbolunun bence her kesimce doğru idare edilmediğinden kaynaklanıyor. Buna sadece TFF'ye yüklenmek doğru değil. Biz başkanların, diğer spor kulüplerinin başkanlarının, sporcuların, menajerlerin, hakemlerin hepsi bir bütün arkadaşlar. Eğer bir değer düşüyorsa bunu sadece bir veya iki kişiye bağlamak doğru olmaz. Ya hep beraber bunu yukarı çıkaracağız ya hep beraber biraz daha aşağı gitmeye devam edeceğiz. Biz böyle aşağı gittiğimiz müddetçe de yayın gelirimiz düşecektir. Yani yumurta tavuk, tavuk yumurta hikayesi kötüye gittikçe kötü, kötü gittikçe kötü. Bunu bir terse çevirmemiz gerekiyor. Futbolun çok önemli olduğunu bütün dünya kabul ediyor. Herkes bunu önemsiyor. Ama biz değerini halen daha yeteri kadar anlayabilmiş değiliz. Mağlubiyetler, galibiyetler evet sonuç itibariyle bir sonuçtur ama o aradaki süreci yaşamamaya, görmemeye çalışmak ve sadece sonuçta olanlarla kulüplerimizi kamuoyuna sunmaya, anlatmaya çalışmamız bence doğru bir mantık değil. Süreci biraz daha geriden alıp altyapınıza ne veriyorsunuz? Sporcularınızdan ne yetiştiriyorsunuz? Onlarla ilişkilerinizi nasıl getiriyorsunuz? Bütçelerinizi nasıl yapıyorsunuz? Hakemlerle ilgili gelişmelerde modernize olmak arzusu var mı yok mu? Bunların hepsi çok uzun bir süreç ve temenni ediyorum ki el birliğiyle hep beraber marka değerini Türk futbolunu yukarı almamız gerekiyor. Alırız. Alamazsak zaten yayın geliri aşağı düştü diye ağlamanın hiç kimseye bir faydası yok. Playoff. Playoff sonuç itibariyle bu bütün kulüplerin ortak alacağı bir karar olduğunu düşünüyorum. Eğer böyle bir sonuç olursa orada biz playoff'ta oynansın deriz. Yani bizim için bir sakıncası yok. Ayrıca o da o turnuvada bir keyiftir, bir gelirdir. Ben önemsiyorum. Olursa hay hay. Bu sezonda olursa hay hay. Yani destek veririm. Destek veririz daha doğrusu. Top oynamaktan, mücadele etmekten kaçmak gereksiz yani. Oynanacak her fazla oyun taraftarı keyif vereceği için biz bunu destekleyici oluruz. Ben size söylüyorum, engelli de başarılıyız.
Dün handbolda başarılıyız. Basket takımımız bu sene son derece pozitif gelişmeler içerisinde. Kadın voleybol takımımız, kadın basket takımımız. Yani bir başarısızlık amatörlerde var gibi bir algı varsa yanlışsınız o konuda. Onu düzelteyim ben burada size. İstiyorsanız her zaman için amatörlerden sorumlu arkadaşlar sizlere bütçeleri de dahil olmak üzere buldukları sponsorları da arz edebilirler kamuoyuna. Bakın sevgili dostum, maç bitmiş. Kaybetmek acı bir şeydir. O süreç içerisinde bütün sinirler gergin. Salih Hoca ile Şenol Hoca'nın, futbolcumuz Salih ile Şenol Hoca arasındaki bağı, baba-oğul ilişkisini bilseniz o hareketin sizin düşündüğünüz kadar kötü olmadığını anlayabilirsiniz. Olmasa iyiydi. Ama bu bir enstantane sonucu oluşmuş bir şey. Yani bir an evvel oyuncuların içeri almak istiyor. Çünkü taraftar var. Adana Demirspor taraftarı var. Herkes var. O da haklı olarak bitmiş bir üzüntü var ve içeriye toparlamaya çalışıyor oyuncularını. O süre içerisinde böyle bir olay da olunca o şekilde davranmıştır. Bu soruyu kendisine sormanızda fayda var. Hani benim çok tasvip ettiğim bir olay olmasa dahi bunun kesinlikle art niyetli olmadığını, özellikle ikisinin arasındaki ilişkiyi en iyi bilen benim. Son derece birbirine bağlı, saygılı ve sevgili dolular. Bir anlık olaylarla kimse değerlendirme bence yapmaması lazım. Uzun süreli de bir olay değil. Sadece çekip içeriye sokmak arzusundan başka bir şey değil. Oyuncuyu itmek olarak bakmayın ona. Oyuncuyu içeriye, soyunma odasına sokmaya çalışıyor. Çünkü taraftar orada, gerilmiş, herkese bir gerginlik var. Ben bunu tamamen bir anlık ve oradaki ambiyanstan oyuncularını çıkarabilme arzusunda olan bir hocanın hareketi olarak değerlendiriyorum. Bir de baba oğul ilişkisi olunca bu tür şeyler çok göze batmaması lazım. Onlar kendi aralarında hallederler. Sayın Başkan'ı dinledik. Ahmet Nurçevir'in fikri bu şekilde. Elbette ki playoff'la ilgili söylediği önemli. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı demişti. Playoff'ta düşünebileceğimiz seçeneklerden bir tanesi gelir arttırma çalışmaları konusunda demişti. Mehmet Büyükekşi'nin bu açıklaması vardı. Eğer böyle bir şey düşünülüyorsa, hatta bu sezon devreye sokulacaksa biz varız diyor Sayın Başkan. Bunu destekleriz diyor. Salih Uçan'la Şenol Güneş arasında yaşanan o olayı da sordu basın mensubu arkadaşlarımız. Bunun adliyetten kaynaklanmadığını, sadece Şenol Hoca'nın orada gerilim olmaması için bir tedbir aldığını ifade ediyor. Sayın Celalettin Korot, Beşiktaş'ın etkin isimlerinden, eksik olmasın Radyospor'a yıl boyunca telefon bağlantısı yoluyla büyük katkılar sağlıyor. Fikirlerini, düşüncesini sizlerle paylaşıyor. Bizimle birlikte Beşiktaş'ın eski futbol şube sorumlusu Celalettin Korot. Yayınımıza hoş geldiniz. Merhaba. Hoş bulduk. Hayırlı günler. İyi günler. Maçla ilgili yorumunuzu öğrenebilir miyim? Şimdi maçla ilgili tarihi bir mağlubiyet aldık. Çok üzüldük bütün camia olarak. 10 kişi eksik Adana Demirspor karşısında. Yani bir sürü yanlışlıklarla birlikte tarihi bir hizmet aldık diyorum. Yani şöyle düşünsek düz mantık düşünmüş olur muyuz? Düz mantıkçı bir anlaşma olur. Mesela kulüp bürüyü maçında kaleci Mert'in 8 tane net kurtarışı vardı. Çok doğru. Şimdi Mert uzaktan gelen 18 dışından çekilen 2 şutu kurtaramadı. Sonra sakatlandı, çıktı. Yani bu önce buna benzer bir skor daha önce gelebilirdi. En güncel örneği kulüp bürüyü maçı. Kaleciye bir de talihe bağlayabiliriz. Zaten geliyorum demişti böyle bir olay Beşiktaş'ın başına, değil mi? Doğru ve hiçbir tedbir alınmadığı belli. Bu Buruj maçında 6-7 olurdu. Trabzon maçında da hadi Mert'in kurtardığını demeyelim veya Trabzonspor'un kaçırdığını demeyelim ama iki tane direkten koysak, direkten dönen topları saysak orada da 5 olacaktık. Burada da 5-6 olacaktı. Demek ki bir yanlışım var. Düzeltiyor musun? Yok. Hala geçen sene bu kadar transferler yapıldı. Hala geçen seneki takımla oynadık dikkat ettiyseniz Adana Demirspor karşısında. Hı hı. Ve geçen sene herkes Fenerli Galatasaraylılar da dahil Beşiktaş en hazır takım, hocası işte Türkiye'nin en iyi hocası, şampiyonluğun en büyük adayı dendi. Şu anda 6 maçta 8 puan geriye düştü ki ben buna hep söylüyordum, sizin yayınları da çok güzel getirdim, belki tepki bile almışımdır ama baskı altında oynamak başka, şampiyonluğu kaybettikten sonra oynamak başkadır hele büyük takımlarda. Salih Uçan'a geleyim hemen ben. Tabii. Şimdi başkan da Şenol Hoca da dedi ki oğlumuz, değil mi? Yani, bir tanesi yani hocayı diyeyim,
milyonların önünde 5 yaşlı bir futbolcuyu itiyor. O 5 yaşlı formayı üstüne giyen kişiyi kimse itemez. Artı iki ellerinde itiyor. Neredeyse yani çocuk düşecekti belki. Sonra çocuğun da sağ elinde bir bakışı var zaten. Diğeri de mukavemetini uzatmıyor. Şimdi nasıl oğlu yani böyle baba olmaz olsun derler ya. Yani hı-hı, ikisi de oğlum diyor. Biliyorsun Ahmet Hoca bile oğlum demişti. Hı-hı. Bugün Şenol Hoca da onun babası gibidir dedi. Ama işte bunlar takımdaki diğer oyuncuları çok kötü etkiliyor yani. Madem Mert sakattı. Niye oynatıyorsun çocuğu? İki tane golü ondan yedik. Yani karşı takımda üçüncü veya dördüncü kaleci oynuyor. Sen ikinci kalecine daha güvenmiyorsun. Onu oynat bu maçta. 10 eksikli Adana Demirspor yani. Bu çok da zor bir rakip değildi normalde. Asıl kadronun dışında olduğu için söylüyorum. Yoksa Adana Demirspor çok iyi takım. Yani bunları bilmiyorum. 3 ay geçti. Hala yapılan transferlerin hiçbiri hazır değil ve takımda değil. Sonradan girdi işte Reşit'e falan. Demek ki takım içerisinde benim fikrime göre artık ben bunu anlıyorum. Takım içerisinde bir huzursuzluk var. Yani takımda aidiyet yok bir kere. Bu gitmiş. Bazen başarıyla gelir derler ama başarı için bence önce aidiyet olacak. Ondan sonra başarı gelecek. Ondan sonra zaten rüzgarı arkasına alırsın gidersin ama tabii yönetimin geç kalması hem transferlerde hem fan token'da 2 sene stat sponsorluğunda birkaç ay aynı takıma da yansımış. Takım da yavaş oynuyordu belirlersen. Yani burada kinaye yapıyorum tabii ama yani o kadar yavaş oynuyoruz ki artık bütün takımlar bizi ezberledi. Yani hı-hı, çok rahat Beşiktaş'ı yenerler. Böyle oynarsa Beşiktaş. O kadar büyük aralık var ki forvet, hücum ve defans arasında. Yani 50'şer 60'ar metre fark var. Yaratıcı oyuncular olmadığı için var Gezal ama tabii eski gücüne gelmesi için en az herhalde 5-10 maç lazım. Gelirse inşallah sakatlanmazsa tekrar. Yani bütün bunları bilmiyorum. Takım içerisinde yapacak kişi Şenol Güneş. Ha Şenol Güneş derse ki ben beceremiyorum, yapamıyorum derse ilk yapacağı iş istifa etmesi ve Sergen Yalçın takım bulmadan bence tam takıma gelecek zamanı. Tam onun için bir senelik harika bir zaman var. Bir sene yapar ondan sonra çeker gider. Biliyorsun Sergen bir seneden fazla çalışmıyor iş takımlarda. Yani bu da bir alternatiftir. Yani bazen kangren olan kolunu elini işte neyse onu keseceksin, koparacaksın yani. Bu tür huzursuzluklar, girenler, çıkanlar hepsi somurtkan. Mesela Rebic 3 gün evvel yedek kulübesindeydi. Oyuna sokmadı hoca. Adana Demirspor'u da getirmedi. Getirmedi mi? Rebic sakat mıdır? Yoksa şey mi yapıyor? Ne derler ona? Yani kendini ağırdan mı satmaya çalışıyor? Beni niye kestin mi demek istiyor? Bilmiyorsun ki. Yani bunlar sonuçta Milan'dan gelmiş, Frankfurt'tan gelmiş bir oyuncu. Yani bir tavır mı yapıyor acaba? Yani bunları yani futbolcular da insan. Salih mukabele imzalası diyor ki daha 8 ay var, 9 ay var diyorsunuz mesela. Cenk de aynısı. Bu arada çok özür dilerim Celil abi. At yarışı ve reklamlar için kısa bir ara vermek zorundayız. Aranın ardından okay, devam edelim. Az sonra birlikteyiz. Özgür Sancar'la Spor Kazanı devam ediyor. Özgür Sancar, özel röportaj. Değerli İncer, birazdan Celalettin Kolot'ta yaptığımız röportajın devamını getireceğiz ve duygularını, düşüncelerini daha doğrusu Beşiktaş'taki son durumla ilgili alacağız ama öncesinde bir özel röportaj yapacağız. Geri Rodriguez bizimle birlikte olacak değerli İncer, Ankara Gücü'nün yeni oyuncusu, Galatasaray'ın eski oyuncusu. Biliyorsunuz Ankara Gücü Galatasaray'a konuk olacak cumartesi günü. Geri Rodriguez'in elbette ki söyleyecekleri çok bir önem arz ediyor. Antrenmana çıkacak olmasından dolayı böyle jet flash bir röportaj yaptık. Kendisi birazdan antrenmana çıkacak, o yüzden vakti yok. Hemen onunla bu röportajı gerçekleştireceğiz. Hello, good afternoon, Gary. Hello. Hello, good afternoon. Good afternoon, Gary. How are you? I'm fine. How are you? I'm fine. Thank you for joining us. Good, good, good. Thank you, thank you. I have several questions, Gary. First, you have completed to adaptation to Ankara Gücü. Yes, yes, everything is going well.
I'm very happy to be here. They treat me very well here. I feel good. I feel like home, and that's for me very important. I just want to enjoy now with the team and try to reach our goals. But step by step, we are getting better as a team also. So I'm very happy and very proud and to be here, of course. Ankara Gücü'ne adaptasyon sürecini bütünüyle tamamladın mı, alıştın mı, nasıl gidiyor orada işler Ankara Gücü'nde? Gayet iyiyim, gayet mutluyum, son derece iyi hissettiğimi söyleyebilirim. Biz tabii en iyisini yapmaya çalışıyoruz Ankara Gücü'nde. Benim amacım en iyi versiyonumu ortaya koyarak Ankara Gücü'nün hedeflerine ulaşması. Ankara Gücü'nde olmaktan dolayı son derece gururlu olduğumu size söyleyebilirim. Dolayısıyla şikayet edemeyeceğim, son derece huzurlu ve mutlu hissettiğim, hedefler doğrultusunda en iyi yapmaya çalıştığımız ve bunun için de çok çalıştığımız bir ortamdayım. Dolayısıyla iyi gidiyor Ankara Gücü'nde işler. I want to know your opinion about the match against Galatasaray this Saturday. What is the principal target of your team? Victory or a tie can be a good result for you? Yes, yes. It will be a nice game. First time I get back at the stadium since I left Galatasaray to play as opponent. But of course I'm a professional football player. I'm now an Ankara Gücü football player, so I will play as a professional, as a player of my team. And I hope to make it through. Hello? Take the 3 points, of course. Okay. Nedir Galatasaray'a karşı temel hedefiniz? Ankara Gücü için beraberlikte iyi bir sonuç kabul edilebilir mi? Yoksa mutlaka galibiyet için mi gidiyorsunuz? Şimdi Galatasaray stadyumunda eski takımıma karşı ilk kez oynayacağım. Bu önemli benim için ama ben profesyonel bir futbolcuyum. Profesyonel bir futbolcu olarak takımımın başarısı için mücadele edeceğim. Ben Ankara Gücü'nün oyuncusuyum ve profesyonel bir ilişkimiz var Ankara Gücü'yle. Dolayısıyla elimden geleni yapacağım bu anlamda soruyorsanız eğer. Amacımız tabii en iyi yapabilmek ve 3 puan temel hedefimiz. Eğer mutlak bir hedeften bahsediyorsanız 3 puan. Yani galibiyet için Galatasaray stadına gidiyoruz. Cumartesi günü galibiyet için oynayacağız diyor. Gary, what feelings you have playing at the stadium of your former team Galatasaray? I mean Galatasaray. First time. Of course. I have great memories. Great memories in that Galatasaray. I won 2 trophies, you know. I won 2 times the league there on the pitch. I have great memories, but now I come there as opponent, as I said. I'm a professional and I will come for the 3 points. But of course I enjoyed my time there. The people loved me and I think I made a great job there, of course. 2 times champion with a lot of work. So the memories will always stay and I will always respect that. İlk defa Galatasaray rakip olarak Aslantepe'ye geleceksin. Bu konudaki hislerini öğrenebilir miyim? Ne düşünüyorsun? Elbette ki çok güzel hatıralara sahibim Galatasaray'da. Ben Galatasaray'da başarılı olduğuma inanıyorum. Kupalar kazandık. Şampiyonluk sevincini yaşadım stadyumda. Bunlar çok güzel. Elbette ki bu hatıraların hepsi bende kalacak ve hep bunları saygıyla anacağım. Dolayısıyla Galatasaray'a büyük saygı duyuyorum ama ben Ankara Gücü'nün oyuncusu oldum. Ve daha önce size söylediğim gibi profesyonelce şu anda takımımın başarısı için oynayacağım. Ben şu anda Galatasaray'ın rakibiyim. Öyle düşünmek lazım. Öyle düşünüyorum. Rakip olarak oraya geliyorum ve 3 puan için elimizden geleni yapacağız. Biz cumartesi günü Galatasaray'la İstanbul'a maç yapmaya geldiğimizde hedefimiz 3 puan olacak diyor. Geri, which player is the best of Galatasaray? What is it again? Which player of Galatasaray is the best? You think? Which player is the best? Like Cardi, ZH. Yes, I have many friends there. I played with Muslera, who's still the biggest player in the team, you know, as a reputation, as a star, as a club. You know, as a captain, I played also 2 years with him. I've been 2 times champion with him. I respect him a lot. And of course, Gala has always good players. And one of my best friends played there, Hakim Ziyech. So it will be very nice to face him because we are a long-time friend. We are talking every day. So, you know, I know a lot of people there, but for me especially, I will play against my good friend Hakim and it will be a nice game against him. And I will have that night also for me and him as a good memory.
Hangi futbolcuyu daha çok beğendiğini sordum Galatasaray'da. Elbette ki çok iyi oyuncular var. Muslera ile biz birlikte oynadık. Şampiyonluklar kazandık. Birden fazla kez şampiyonluk sevinci yaşadık. Güzel hatıralarım var. Hepsine saygı duyuyorum. Çok iyi oyunculardan kurulu. Hakim Ziyech benim en iyi arkadaşlarımdan bir tanesi. Onlara karşı, en iyi arkadaşıma karşı sahada oynamak son derece ilginç olacak. Ben bunun futbolun bir güzelliği olduğunu düşünüyorum. Bu çerçeveden düşündüğümüzde bence güzel bir, iyi bir karşılaşma olacak. Dolayısıyla eski arkadaşlarımı sahada rakip de olarak olsa görmek beni mutlu edecek. Onlarla rakip olacağız ve iyi bir maç yapacağımızı düşünüyorum diyor. Would you like to say something about Hakim Ziyech? He born in Nordland in Holland like you. And your friend, right? You have a good relationship. He's my good friend. We have a very good relationship. We speak a lot. We speak a lot, and that's why you know we speak many times in the week. He's my good friend. My good friend. That's why it will be a nice game. So I hope it will be a good game between us all. You have talked to him before the game. Or you will talk to him? We spoke this morning. We spoke this morning. Everything is okay. What did he say? I tell him I will win him. That's fantastic. Thank you very much for joining us and special interview and good luck for the Saturday game. Gary, talk to you again whenever you want. Okay. Okay, thank you, my friend. Thank you. Have a nice day. Ciao. Gary Rodriguez bizimle birlikteydi. Hakim Ziyech'i sordum. Tabii Hakim Ziyech onun arkadaşı. O da Hollanda doğumlu. Her ne kadar farklı ülkeler, kökenleri farklı ülkelerden olsa da Hollanda'da doğdular ve orada yetiştiler. Hakim Ziyech'le çok iyi bir ilişkiye sahip olduğunu bir önceki sorumuna cevaben söylemişti zaten. Çok iyi bir arkadaşız. Onunla konuşuyoruz sürekli. Elbette ki Hakim Ziyech'in çok iyi bir futbolcu ve benim için de çok iyi bir arkadaş olduğunu söyleyebilirim. İyi bir ilişkimiz var. Onunla ne zaman konuştun en son? Bu sabah konuştum ve ona bizim galip geleceğimizi söyledim diyor. Geri Rodriguez yani Ankara Gücü galip gelecek. Aralarında böyle sanırım şakalaşmayı içeren bir konuşma geçmiş. Hakim Ziyech de sürekli bağlantıda olduğunu, onun hem güçlü bir karakter ve iyi bir futbolcu olduğunu, dolayısıyla ona çok büyük bir saygı duyduğunu söylüyor Geri Rodriguez ve onunla karşılaşacak olmanın, cumartesi günü karşılaşacak olmanın son derece ilginç olacağını kendisi açısından bunu heyecanla beklediğinde ifade ediyor. Ama döne döne vurguladığı şey biz cumartesi günü beraberlik değil kazanmak için geliyoruz İstanbul'a şeklindeydi. Bunları ifade etti. Galatasaray'ın eski oyuncusu Geri Rodriguez biliyorsunuz Ankara Gücü'yle sezon başında anlaştı. Olympiakos'tan Ankara Gücü'ne transfer olmuştu. Geçen hafta da banko oynadı Konyaspor maçında. Özgür Sancar'la Spor Kazanı devam ediyor. Sayın Celalettin Kolot'ta sohbetimiz yarım kalmıştı. Devam ediyoruz sohbetimize. Tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba. Tekrar. Ben hemen devam edeyim. Tabii. Şimdi futbolcular 5 yaşta yani taktik verecek halim yok. Orada Şenol Hoca var, ekibi var. Futbolcular hocanın adalete inanmıyorlar. Benim çıkarttığım sonuç budur. Yani bunu bir türlü halletmeli lazım. Artık başkan halleder, Şenol Hocam halleder. Takımda sportif direktör veya bu işlerden anlayan birileri var mı yok mu onu bilemem. Ama zaten bu hocanın hatası. Diğeri başkanın çok büyük bir temizlik yapması lazım. Profesyonel kadronun tutumunda teknik ekip olarak demiyorum kulüpteki. 5 yaşın ve başkanın yanındaki danışmanlarla başlayacak. Ve gerçekleri görmeye başlayacak. Yani bunları kulüpten uzaklaştırarak başkana kral çıplak diyecek kadar cesaretli adamların yanında olması lazım ki başkan hala kendini doğru yapıyor zannediyor. Öyle anlıyorum ben konuşmalarında. Ama hiçbir şey doğru gitmiyor gördüğünüz gibi ki biz 3-4 ay evvelden beri uyarıyoruz. Bunu taraftarlar da zaten ne yapsınlar taraftarları kızıyorsun ama 15 dakika sonra bağırsınlar diyor taraftarlar. Başkanım maça gidiyoruz biz de yani taraftarlar aptal değil. Sen futbolcular içeri girdikten sonra bir müzik açıyorsun. Yani kendi kendimizi duymuyoruz 10 santimden. Yani orada mouse'dan açıyorsun tabii bunu herkes anlıyor. Hani taraftarlar bağırmasın bağırırlarsa da ses duyulmasın diye. Ya onun için kimseyi kandırmaya gerek yok işte bunları gerçek
isimleri kabul etmek lazım ya. Yani bu bırak taraftar bağırsın ne yapsın ki? Onlar Beşiktaş'ın neferi ya. Onların yetkisi yok ki. Ne yapsın? Ancak kendini böyle protesto ediyor. Biz de üzülüyoruz. Evde üzülüyoruz. Dün akşam yani ki böyle bayağı tansiyonum oynadı yani. Yani 12 kişilik eksik Adana Demirspor'a fark yemek ne demek ya? Bu kabul edilebilir bir şey mi yani? Hiçbiriniz yeriniz, hepiniz yerinizdesiniz. Hiç kimseye bir şey olduğu yok. Ama bütün yetki sizde. Yani sadece sosyal medyadan cevap vermek ne demek ya? Dünya tarihinde yok ya. Yani sosyal medyadan cevap vermek ne? Onu anlamadım Cemal abi. Tamam. Salih dedi ya sağ kötü diye. Evet evet. Yani oradan yok sağ kötü değildir işte. Aa takım oyuncuları rahatlıkla oynayabilir falan. Ya başka şey cevap verecek bir şey bulamadınız mı? Salih'e cevap verir. Yani Salih su kaka oldu. Ondan sonra o Salih'ten bir şey bekliyorsun. Bir de Şenol Güneş gitti dün. bir de mukavelesi imzalanmadı. Dediğim gibi yani böyle olursa ne başkanın ne hocanın ortak hatalarından dolayı Beşiktaş'ta içeride huzur yok. Bu net. Yani bu çok belli. Burak Yılmaz da güya geldi staj görmeye ama yani ondan bile bir fayda bekliyorlar. Ya Burak Yılmaz dur bakalım ya. Önce bir kendine faydası olsun. Kendini ispat etsin bakalım. Hocalıkta. Hocalıkta demiyorum. Zamanında demiştim Burak Yılmaz'ı ben kulüpten içeri sokmam diye. Ne oldu? Abubakar seni satmadı mı? Sattı. Aldın ne yapıyor? Ara sıra bir yücülük yapıp gol atıyor. Tamam ama kardeşim öbürleri diyor ki diğer futbolcular ya bu herif sattı etti. Senede 3,5 milyon euro alıyor. Demek ki biz de satarsak ileride gideriz yine geri geliriz. Yani bu şirkette olsun senin çalışan arkadaşlarında olsun seninle aynı görevi yapanlar o işlediği gibi şımarık davranıp senden daha fazla para alıp kovulup ondan sonra tekrar geri gelirse veya radyosporu satıp başka bir radyoya geçerse sonra tekrar gelirse senin ailen senin kaç senedir oradasın Özgürcüğüm. Yani biz senin şeyine bak, bağlılığına bak kanalına, tarana bir de diğerlerine bakarsan o zaman dersin ki kardeşim ben de böyle yaparım. Nasıl geri alıyorlar. Anladın mı? Yani bunlar ufak gibi görünen ama ben hep kafamda bunlar. Yani taraftarlar veya biz Beşiktaş'ı 24 saat düşünüyoruz. İnan ki uykuda bile düşünüyoruz ya. Yemin ediyorum size. Yani bu kolay işler değil bunlar. Sen ondan sonra hesap kitabın çok iyi, süper, paraları ödüyoruz diyorsun. Tamam da başkanım, yani siz mali müşavir değilsiniz ki ya. Siz bak camiayı yöneteceksin. Taraftarı yöneteceksin. Hocayı yöneteceksin. Takımı, basını, Türkiye Futbol Federasyonu'na karşı kim varsa onları hepsini idare etmeyebileceksin. Onun için oradasın. Yoksa sokaktan geçen bir Beşiktaş da şeyde kazanın orada getirirsin. O da aa ben de yaparım bu işte. Bunları hepsini becereceksin yani kusura bakma. Yani bu tamam ağır çok ağır bir görev. İnsanı çok yıpratan bir görev ama hem maddi hem manevi. Ama sen Beşiktaş'ın başkanısın. 120 yıllık bir kulübün başındasın. Bu şeref zaten bu şeref için yapılıyor bu işler. Yoksa para alacak hali yok. Yani bundan sonraki süreçte ne olabilir diye sorular var. Bu arada Şenol Güneş'in de bir açıklaması var. Hem sizinle hem dinleyicilerimize paylaşalım. Hatırlayalım Sayın Ece Ayettin Kolot bizimle birlikte Beşiktaş bölümümüzde. Şenol Güneş, yönetimle ilgili bir durum yok. Taraftar kaybedildiği zaman tepki gösterir. Transfer yapılmış, bitmiş. Yönetim istifa ettiği zaman ne olacak? Kongreye gidecek. Yönetim değişecek. Bizim elimizdeki oyuncularla ne yapacağımızı bulmamız lazım. Oyuncuların yönetimden yana sıkıntısı yok. Bizim hedefimiz şampiyonluk. Şimdi benim duyduğum şu. Yanılıyorsam lütfen siz düzeltin. Bir kere Sayın Başkan'la Şenol Güneş arasında bir kırgınlık var. Özellikle de bu transfer döneminde. Duşan Tadiç meselesinden dolayı. Duşan Tadiç konusunda Beşiktaş bir hamle yapmış ama Şenol Hoca benim oyun tempoma, ritmime uyacak bir oyuncu değil diyerek veto etmiş. Benim duyduğum bu. Ondan sonra. Diğer transferler konusunda da işte sanki yönetimi basın toplantılarında kamuoyunun önüne atar Jack nitelikte konuşuyor gerekçesiyle Sayın Başkan'ın. Çok kırıldı. Hatta bunun ciddi bir küskünlüğe neden olduğunu duydum. Şenol Güneş'te Ahmet Durçebi arasında böyle bir sorun olduğundan bahsediliyor. Bir de Şenol Hoca'nın hep transferlerde belli isimlere yetki verilerek bu transferlerin yapılmasını istediği ve işte olmayınca ikinci, üçüncü alternatiflere gidildiği Bailey'nin bile Beşiktaş'ın birinci alternatifi olmadığından bahsediliyor. Dolayısıyla eğer ikinci, üçüncü alternatifinize gidiyorsanız yani bunlara 5 milyon eurodan 4 milyon eurodan başlayan paralar ödememek lazım. Evet. Çok daha azına getirebiliyorsan işte ikinci, üçüncü alternatifini getirirsin. Ama bakıyorum şimdi Raşika'nın toplamdaki maliyeti 8 milyon euro. Yanlış mı? Doğru. Öyle. Orana öyle. Bahtiyar öyle. Geçen sene Ocak'ta alındı. Ve bu oyuncudan çoğu oynamıyor. Orana iki maçtır kadroda yok. Nasıl bir transfer politikası bu? Yani. Ne dersiniz? Yani Şenol Hoca ile ben başkan arasında problem kırgınlık olacağını zannetmiyorum şu anda. Bilmiyorum ama.
Ama şöyle bir problem olabilir. İkisi de oyun oynuyor. Yani kağıt oynuyor gibi bir şey diyebilirim yani oyun dediysem. Başkan Şenol Hoca'ya bütün yetkileri verdi. Transfer yetkilerini falan ama bu tabii Ceyhun Kazancı gittikten sonra. Bunu da defalarca basın toplantısında illaki üstüne basa basa söyledi. Böylece rahatladığını zannetti. Şenol Hoca da şimdi bu içinde kaldı. Zaten yönetemiyor bu kadar baskıyı. Onu da söyleyeyim yani. Şenol Hoca'nın en büyük derdi o. Şenol Hoca da sahada kalamıyor ki. Onun transferi bunun şeyine uğraşırken birdenbire takım hazırlanamadı işte. Gördüğünüz gibi kondisyon da yok yani takımda. Hani bırak oynamayı kondisyonu da takımın zorlaştı. Yani hani güya harika bir hazırlık kampı geçirmişti. Hani eksik futbolcular tamam anladık bir yeni transfere yetişmedi ama yani ikisi de birbirine topu atıyor. Şenol Hoca bir gün patlayacak ama ne zaman patlayacak bilmiyorum. İş geçten geçmeden bence böyle demeçler değil de gerçekten doğruları söylemesi lazım. İnan ki bu doğru yani bana çok güzel bir laf vardır. Bana yalandan gülümseyeceğe ne suratıma tokat at daha iyi. Yani gerçekleri söylemek hiçbir zaman düşünmeden konuşmaya benzer. Anladın mı? Yani gerçekleri söylersen bir daha yalan söylemek için şey yapmazsın. Düşünmezsin yani. Ağzına geleni istediğini söylersin. Örnek benim gibi. Yani yalan söylersen illaki o yalanın öyle veya böyle bir yerde çıkar. Ben de diyorum ki herkes eteğindeki saçları döksün. Kimin içinde ne varsa Şenol Güneş'in rahatsız olduğu o kadar belli ki. Herkesle kavga ediyor ya. Geçen sene Okan arkadan çevirdi. Çocuk mağlup oldu İnönü'nde. Gitti o elini vermedi doğru. Sen nereden çıktın gibi. Yani hiç tanımamış gibi. Bu sene işte TFF Başkanı devamlı fikstür şey yapıyor. Kardeşim fikstür çekilmeden evvel neredeydi fikstür çekilmeden evvel? Yani o zaman yani hep testi kırıldıktan sonra olmaz. Geçti gitti bunlar artık. Evet. Yani ona hani Bahtiyar Amir dediğin gibi ediyor sana. Kaç 20 milyon euroya yakın bir para. Kardeşim onun yerine o zaman Tadiş'le Fret'i alsaydın ya. Onlara paran yeter. Sonra Tadiş'le Ramaz süresini öyle bir uzattın ki hiç haber de vermedin. Cemil abi yine unutandı. At yarışına gitmek durumundayız. Bir de playoff'u konuşalım istiyorum. Sayın Başkan tamam. Biz playoff'a sıcak bakarız dedi. Reklamdan at yarışından okay. Sonra. Özgür Sancar'la Spor Kazanı devam ediyor. Sayın Celalettin Kolot bir kez daha bizimle birlikte. Tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk tekrar. Evet. Playoff konusunu Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı gündeme getirdi. Ama evet. Futbol Federasyonu Başkanı da biz uygulayacağız diye söylemiyor bunu. Diyor ki Süper Lig'in marka değerini yükseltmeliyiz, geliri arttırmalıyız. Seçeneklerden bir tanesi bunun için playoff da olabilir. Bunu da düşünebiliriz diyor. Ama Sayın Başkan Ahmet Durçevi bugün dedi ki eğer bunu yaparlarsa biz hazırız, oynarız dedi bu sezon dedi. Evet. Ne diyorsunuz? Yani birazcık tabii rakipler tabii buna tepki gösteriyorlar ya da ironik yaklaşıyorlar. Diyorlar ki işte Beşiktaş biraz geride kaldı Galatasaray ve Fenerbahçe'nin arkasında. O yüzden Sayın Başkan bunu gündeme getiriyor. Israrla oynarız diyor. Aynen. Diyorlar. Doğru mu söylüyorlar? %100 doğru söylüyorlar. Çünkü başkan demedi mi %99 şampiyonuz diye. Üstüne basa basa kaç kutbasın toplantısına da. Ben hala inanıyorum dedi bugün de ama ondan sonra diyor ki ben playoff'u hay hay diyorum, kabul ediyorum. Bu ne demek? Yani şimdi inanır mı kimse sana daha? Yani ne demek? Bu ilk 4 veya ilk 6 bilmiyorum kaç takım kalacak playoff'a eğer olursa. Yani bu, biz ilk 4'e o işi oynayalım. Zaten yani herhalde öyle olacak. Öyle benziyor şu anda gidişatta. Kolay kolay düzelmez bu iş. İşi ilk 4'e girersek tekrar playoff oynarız. Zaten federasyonda her yaptığı yanlış olan bir federasyon başkanımız var maalesef. Yabancı hocaya getirerek yine bir de 3,5 milyon euro para vererek çok yanlış. Onun yerine yere otomatik offside'i hala getirmedi. Gol çizgisini hala getirmedi ki geçen sene söz verdi. Yani bir söz verince bir başkan bir tutacaksın. Yani bu iş böyledir yani. Biz öyle öğrendik. Öğrenmemiş demek. Yani mesela şey Alanya Fenerbahçe maçında tamam Fenerbahçe çok üstün ama ne olursa olsun sadece offside burada belli. Seninkiler mavi çizgi, kırmızı çizgi hepsi birbirine karıştırırlar. Ne olduğu belli değil. Hakemler hepsi eski hakemler offside dedi. Bir adım işte parmağı önde bilmem neyi önde. Kardeşim getir yere otomatik şeyini koy kimsenin sesi çıkmasın. Hı-hı. Anladın mı? Yani bunu bile yapamıyorsun. Yani TFF Başkanı'nın bu şeyi de efendim daha fazla para kaç lira fazla para kazanacak ya playoff'ta dedi 4 maç 5 maç oynayacaksın en fazla. Evet. Ne para gelecek ya? Kimi kandırıyorsunuz Allah sonra aşkına? Sonra daha önce uygulandı yine sezon devam ederken böyle bir kural devreye sokuldu uygulandı ne oldu? Evet onu diyorum ben de yani bir getirisi yok ki. Evet. Yani
birazcık paraymış. Birazcık para da kardeşim, ona göre belki futbolcular çekip gidecek. Ne biliyorsun? 5 yaşın aynı Ocak ayında 8 tane şey adamın gitmesi bile. Belki futbolcular kabul etmeyecek. Veya işte yine dün oynadıkları gibi yalan da oynayacaklar. Yani o bana ne playoff'tan, ha bir şansım daha olsun. Yok kardeşim, bu Fener'le Galatasaray'la Beşiktaş baş edemez. Bunu sezon başından beri söylüyorum. Doğruyu kimse sevmez. Herkes dokuz köyden kovar. Söylüyorum sana. Rakipler bu sene çok iyi transfer yaptılar. Galatasaray daha oturmadı. Ama Fenerbahçe cuk diye oturdu. Geçen sene de böyle gidiyordu. İkinci yarı bir şeyler oldu. Bilmiyorum. Zaten bütün Beşiktaş'ın umudu da o. Yani Galatasaray'la Fener'e bir şey olursa biz de aşağıdan bir şey yapabiliriz, ama daha aşağıdan bile gelemiyoruz ki. Şu anda 8 puan, 6 maçta 8 puan geriye düştük yani. Peki. Yani saçma sapan bir şey playoff ya. Ben de aynı kanaatteyim. Çok teşekkür ederim Celal abi. Ben teşekkür ederim. Hadi hayırlı iyi akşamlar. İyi akşamlar. Sağ ol. Celalettin Kolot, Beşiktaş bölümümüzde konuğumuzdu. Kendisi Beşiktaş'ın eski futbol şube sorumlusu. Özgür Sancar'la Spor Kazanı devam ediyor. Avrupa'dan futbol. İspanya. La Liga Başkanı Javier Tebas, Barcelona'nın yargılandığı Negreira davasında ceza verebilecekleri bir yetkilerinin olmadığını söyledi. Tebas, hakimin kararıyla ihtar ya da küme düşme olabilirdi, ancak biz bunu yapamayız çünkü bizim sınırlarımızı aşıyor dedi. Negreira skandalı unutulmuş gibi gözüküyor ama yargılama süreci devam ediyor. Biliyorsunuz Barcelona'da eski başkanların, Sandro Rossell'in ve ondan önceki başkanın Bartomeu'nun bazı işler yaptıkları, hakem komitesinde genel sekreter olarak görevlendirilen bir kişiyle bağlantıya geçip para ilişkisine girdiklerinden bahsediliyordu. Bundan dolayı Barcelona'nın ceza alması söz konusu, çünkü belgeler ortaya çıktı, ses kayıtları ortaya çıktı. Real Madrid'in Fransız yıldızı Eduardo Camavinga ile yeni sözleşme imzalamaya hazırlandığından bahsediyor İspanyol basını. Camavinga özellikle bu sezon oynadığı maçlarda çok başarılı bir performans sergilemişti. Camavinga'nın kontratında 1 milyar euroluk serbest kalma bedeli olacağı öne sürüldü. Arda Güler maalesef bir kez daha sakatlandı. En az 3 hafta sahalardan uzak kalacağını söyledi İspanyol basını, ama programımızın son aşamasında final bölümünde konuyla ilgili bir telefon bağlantısı gerçekleştireceğiz İspanya'dan. Madrid'den arkadaşım Manu de la Juan bizimle birlikte olacak. Arda Güler'in son durumunu soracağız değerli dinleyicilerimiz. Fenerbahçe bu akşam Başakşehir'le karşı karşıya geliyor. Bakalım Sarı Lacivertli takımdaki son durum ne? Maça nasıl bir 11 ile çıkacak Fenerbahçe? Bu arada Joao Pedro ile ilgili bir bilgi geldi bugün. Satın alma opsiyonu ile ilgili bir karardan bahsediliyor. Fenerbahçe'nin sezon başında Brezilya kulübü Grêmio'ya kiraladığı Joao Pedro'da sürpriz bir gelişme yaşandı. Brezilya ekibinin Joao Pedro'nun satın alma opsiyonu ile ilgili kararını verdiği belirtildi. Fenerbahçe'nin 3,5 milyon euro satın alma opsiyonu ile Grêmio'ya kiraladığı Pedro'nun burada da ritmini bulamadığı kaydediliyor. Çıktığı 8 maçta 1 gol attı, 1 gol pasıyla oynadı Joao Pedro. Grêmio'nun kararını verdiği öne sürüldü. Brezilya ekibi deneyimli forvetin satın alma opsiyonunu kullanmayı düşünmüyor. 2 yıl daha kontratı var Fenerbahçe ile Joao Pedro'nun. Sezon sonunda Fenerbahçe'ye geri dönecek. Tecrübeli ismin Sarı Lacivertlerle 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Bakalım Başakşehir maçına Fenerbahçe nasıl bir 11 ile çıkacak? Bunu öğreneceğiz. Sevgili Yusuf Dursun, Fanatik Gazetesi yazarı bizimle birlikte. Yusuf abi hoş geldiniz, merhaba. Hoş bulduk. Valla bir yağmurlu, bir dolu bir şey hava. Öyle bakalım. Değil mi? Maç saatinde de diyorlar yağacak. Maçtan sonra da bakacağız neler olacak. Hep beraber göreceğiz. Hep beraber göreceğiz. Yağıştı. Bakalım. Şey abi. Evet. Maçın temposu ya da goller de buna eşlik edecek mi? Bol gollü bir maç olmasını bekliyor musunuz? Ne diyorsunuz? Yani bekliyorum tabii. Şimdi dün Beşiktaş tabii 4-2 yenildikten sonra bugün Fenerbahçe. Tabii çok farklı da bir şey olacağını tahmin etmiyorum ama Fenerbahçe bugün kazanır diye düşünüyorum. Ama bir tabii ki yine de bekleyip göreceğiz. 11 ile ilgili bir malumatınız var mı? Nasıl bir 11 ile çıkmış? Yani 11 konusunda yine 3-4 oyuncuyu değiştirecek gibi duruyor. Mesela golcü yorulgun da yorulmuştu. Bir de vefat etmişti kayıpları. Oraya gitti geldi. Belki onun yerine başlığı oynatır mı diye olabilir. Yani onunla başlayabilir. Diğer taraftan da yani şu oyuncu mesela Kent, o ilk 11'de ben başlayacağım tahmin ediyorum. Bazı oyuncuları değiştireceğini düşünüyorum 2-3 tane oyuncunun. Çünkü pazar günü bir maç daha var. Yani şu 11 çıkacak. Gerçekten hep yanılıyoruz. Çünkü biliyorsunuz İsmail'de 7 tane 8 tane oyuncuyu değiştiriyor. Bir maç öncesi ya da sonrası. Bakalım.
neler olacak hep beraber göreceğiz. Benim önümde şöyle bir 11 var. Kalede evet. Livakovic, savunmanın sağında evet. Osayi, Osayi Samuel. Sağ tarafta evet. Beka ve Ciku, orta alanda daha doğrusu savunmanın merkezinde stoper pozisyonunda. Ferdi sol bek, İsmail Yüksel yüksek, savunmanın hemen önünde defans forta sağ oyuncusu. Fred Göbek'te, Şimanski onların biraz önünde. İrfan Can Kahveci bir kenarda, sağ kenarda Duşan Tadiç, sol kenarda Edin Dzeko ileride. Yani tabii şimdi baktığımızda doğru 11'i Bosna şey, maçının 11'i bu. Alanya maçının. Benzeri bugün çıkar mı? Çıkar ama ben birkaç oyuncu daha değiştireceğini tahmin ediyorum. Yani sadece bu tahmin tabii. Bu, hangi oyuncular mesela? Hangi oyuncuları tahmin mesela ediyorsunuz? Kent şey yapabilir. Crespo bence şey İsmail. Çünkü İsmail'i pazar günü Rize maçında oynatabilir. Hı hı. Crespo'yu koyabilir. Kent'i koyabilir. Yani bunları düşünüyorum. Onları da kaybetmek istemiyor çünkü özellikle kendisi kazanmak istiyor. Hazır antrenmanları da iyiydi. Bilmiyorum, dediğim gibi belki de sizin söylediğiniz 11 ile çıkar mı? Çıkabilir ama ben en az 3 tane oyuncu daha değişeceğini tahmin ediyorum. Peki bakalım nasıl olacak tercihleri. Maçı Zorbay Küçük yönetecek, bir kez daha hatırlatmakta fayda var. Maç saatinde de yağış bekleniyor. Şu anda evet, da İstanbul'da sağanak yağış var değil mi? Tabii Yusuf belli bölgeler akın şey yapıyor. Bayağı dolu yağıyor ama hı-hı. Umarım maç saatinde şey olur. Çünkü yani şey olmaz yani. Çok aşırı yağmur olursa bakarsın seyir olur. Belli olmaz da. Doğru. Gidip göreceğiz. Peki bir kez daha teşekkür ederim Yusuf abi katıldığınız için. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Eksik olmayın. Görüşmek dileğiyle. Yusuf Dursun son bilgileri aktardı Fenerbahçe ile ilgili olarak. Değerli İncer, Fatih Tekke ile yollarını ayırdı İstanbulspor. İstanbulspor'un teknik direktörünün Hikmet Karaman olacağından bahsediliyor. Uzun bir süredir çalışmıyor Hikmet Karaman. Son olarak Kayserispor'u çalıştırmıştı biliyorsunuz. Bir Türkiye Kupası finalinde Sivasspor'a kaybetmişti Kayserispor. Sonrasındaki sezon Hikmet Karaman'dan yollar ayrılmıştı. Şimdi başkan İstanbulspor başkanı Ecmel Sarı Alioğlu ile Hikmet Karaman'ın görüştüğünden bahsediyor. Bu konuya bakacağız. Trabzonspor bölümümüzde Nihat Erence bizimle birlikte, Karadeniz Gazetesi'nin spor direktörü. Nihat abi hoş geldiniz, merhaba. Merhaba, iyi yayınlar. Trabzon'dan selamlar, sevgiler. Selamlar, sevgiler. Dün Tüzük Tadil Kongresi vardı Trabzonspor'un, yeni yasaya uyumlu hale getirmek için bu kongreyi yapmak zorundaydı. Kongreden sonra da Ertuğrul Doğan, Trabzonspor Başkanı, basın mensuplarına açıklama yaptı. Bir yerisayla görüşüyorum, tekrar görüşeceğim ama bunlar rutin görüşmeler. Tabii sonuç bizi üzüyor. Yani son mağlubiyet, Hatay Spor mağlubiyetinin üzdüğünü söyledi. Ne diyorsunuz? Yani şöyle hani her tabii ki bilgisayar belli bir süre sabır gösterilecek mutlaka ama yani şöyle bir sıkıntı var Özgür. Şu anda oynanan futbol hani evet Trabzonspor 2 maç 3 maç arka arkaya yani peş peşe 2 maç kazandı. Kasımpaşa'yı farklı yendi. Beşiktaş karşısında 3-0'lık galibiyet aldı. Kazanmalar güzel. Şimdi Hatay karşısında alınacak bir 3 puan yukarıya da taşıyacaktı ama 2-0'dan 3-2 kaybetmek, hele o bölümde çok dirençsiz bir futbol ortaya koymak doğal olarak herkesin hem gözünü korkuttu hem de yani takımdaki bu kırılganlığın ilerideki dönemlere hani tekabül etmesi daha da büyük sıkıntılarının olacağının sinyalleri. O zaman ne yapmak lazım? Şimdi Ertuğrul Doğan da bunu, burayı bilen, yani bu taraftarın nabzını en iyi bilen kişilerden birisi. Tribünden gelen bir başkan. Yani kibar bir şekilde aslında sözleri hocaya bir uyarı. Yani şu var. Bielisa'da 14 maç şu anda. Trabzonspor'un başında Özgür 7 galibiyet, 7 mağlubiyet. Yani hani hiçbir beraberliği yok. Ya kaybediyor ya kazanıyor. Tam ortasında. Bir istikrar olmadı henüz. İstenilen şu, istikrar olsun. Trabzonspor taraftarın istediği gibi oynasın. Tahmin ediyorum belli bir süre tabii ki hocaya sabır gösterecek ama yani her şeyinde, her sabrında biliyorsun bir sınır oluyor. Aslında başkanın dün söylemek istedikleri o. Evet, biz hocamızın arkasındayız. Sabırlıyız ama bu sabrında belli bir sınırı var. Ne olacak? Herkes kendine dikkat edecek. Görevlerini iyi yapacak. Görevi nedir Nenad Bielisa'nın? Bir istediği birçok futbolcu alındı. Bir mevki dışında tüm mevkilere takviyeler yapıldı. İyi oyuncular alındı. Yani normalde verilmemesi gereken paralar bile gözden çıkarıldı ki Nikola Tepe'ye verilen yaklaşık 4 milyon euroya yakın bir para.
Hiç öyle bir bütçe yoktu Trabzonspor'da. Şimdi o hazır hale gelmedi mi hala Pepe? Ancak milli aradan sonra oynayacak. Anladım. Yani şu anda yani, bu hafta sonu oynayacak. Yok yok değil. Şu anda oynama şansı yok. Ancak milli aranın sonrasındaki maçlarda görev yapabilecek ki. Yani zaten şimdi oynamaya kalkarsa muhtemelen çok ağır. Zaten sıkıntılı bir süreçten gelmişti biliyorsun. Arsenal'den ayrılma nedeni de zaten çok üst üste yaşadığı sakatlıklardı. Biraz ondan da korkuluyor. Öyle tahmin ediyorum. Hazır halde olunca oynayacak. Yani aslında dün Başkan Doğan açıklamaları şuydu. Biz senin arkandayız. Burada gösteriyoruz ama bu sabrın da bir sınırı var diye. Muhtemelen hoca da bunu almıştır. Dün de yine baş başa bir görüşmeler oldu. Tabii bir Trabzonspor'un önünde şöyle zorlu bir 4 maçlık bir süreç var. Fenerbahçe maçına kadar benden de yayınlarda konuşurken hep onları söyledim ben. Artık Trabzonspor'un bu yani beklenmedik Hatay yenilgisinden sonra önünde oynayacağı 4 maçta kaybetme lüksü yok. Puan kaybetme yani. Bırak yani mağlup olmayı. Puan kaybetme lüksü yok. Bunların hepsini kazanmalı ki Fenerbahçe deplasmanına Kadıköy'e 21 puanla ve orada da yani alacağı puan ya da bir galibiyet Trabzonspor'u tamamen yarışın içine sokar. Aksi durumdaki kayıplarda da biliyorsun bizim burada hani Karadeniz fırtınası dediğimiz ya fırtınalar çok çabuk bir anda coşar. Sonrasında da hiç beklenmedik işte hoca değişikleri başka şeyler de olabilir. O anlamda şunu söylüyorum ben. 4 tane maç Nenad Bjelica'nın bence kader maçları olacak. Bu maçlarda alacağı sonuçlarda hani daha uzun yıllar burada kalmasını sağlayacak ya da aksi durumda kendisine denilecek ki hocam yani sen yaklaşık biz sana yani neredeyse 14-20 maçlık bir periyot olacak. 20 maçlık periyotta biz gelecek adına senden beklentilerimizi karşılayacağını düşünmüyoruz deyip yollarda ayrılabilir ki bu da seçeneklerden bir tanesi. Peki var mı Trabzonspor gündemine dair aktaracağınız başka şey? Yani şöyle işte dünkü Türk Tadil Kongresi'nin sonrasında işte en çok konuşulan şeydi. Kulübün yabancılara devri konusuydu. Bununla ilgili hani zaten kongre üyeleri olmasını istemiyorlardı. O tüzüğün içinden o maddeler çıkarıldı. Yani biraz daha rahat bir nefes alındı. Ama yani zaten her halükarda Trabzonspor'un hani bir başkasına devri bir başkasına satılması mümkün değil. Dün biz bugün de gazetede onunla ilgili bir röportaj da yaptım ki bizim yaklaşık 13 bin tane kongre üyemiz var. Bu 13 bin kongre üyesinin en az 6500'ünün oyu gerekli böyle bir durumda ki yani Trabzonspor'un herhalde 4000'i geçen bir kongresi hiç olmadı yani. Yani o çok çok uzak, çok zor bir ihtimal. Onun dışında takımda işte biraz daha hoca derleyici, toparlayıcı olacak. Uğurcan'ın biraz daha motivasyonunu yükseltilmesi gerekiyor. Ne diyorsunuz bu konuda? Alınan tedbir ne? Sadece telkinler yoluyla mı yoksa biraz dinlendirmesi planlanıyor mu Uğurcan'ın? Ya dinlendirme yok da Özgür bunu ben bugün de gündeme getirdim. Uğurcan'ın ben çok açık bir şekilde şunu biliyorum. Metin Aktaş'ı geri istiyor. Kaleci antrenörü. Yani. Kaleci antrenörü olarak eski kalecilerinden Metin Aktaş'ı geri istiyor. Uğurcan Çakır Avrupa'da çok istenildiği zaman ve milli takımın bir numarası olduğu dönemde onu çalıştıran isim Metin Aktaş'tı ki bizim o dönem bütün kalecileri iyiydi. Yani mesela Arda'yı hatırla Galatasaray maçında çıktı müthiş oynadı. İşte Kaan yine çok önemli bir maçta gencecik de 16-17 yaşındaydı çıktı oynadı. Metin Aktaş bu işte gerçekten çok mahir. Hani diğer kaleci antrenörlerini kesinlikle hani şey yapmıyorum hani yerden yere de vurmuyorum ama şu bir gerçek ki yani bilmiyorum. Hani bazen futbolcu şeyi mi seçecek, antrenörü mü seçecek diye tartışmalar oluyor ama sonuçta burası kale çok önemli bir yer. Uğurcan da eğer Metin Aktaş'la mutlu olacaksa bence yani yönetimin bu konuyu ciddiye alması lazım ki bugün onunla ilgili de haberler yaptım yine yarın atarım sana sayfayı. O konuda yani
çok kişinin genel şeyi, ortak görüşü şu. Yani eğer Uğurcan hakikaten onunla çok mutluysa, yani onunla çalışırken motivasyonu, işte performansı yukarıya taşınıyorsa gelsin bu işi yapsın. Çünkü zaten Metin Aktaş bizim buranın çocuğu yani. Hı hı. Dışarıdan gelen herhangi biri değil yani. Evet. Peki. Çok teşekkür ederim Nihat abi. Var mıydı ekleyeceğin son bir şey? Başka bir şey yok. İdman vardı sabahleyin. Fena değil. Çalışmalar sürüyor. İşte tabii ki gözler cumartesi günü oynanacak Pendik maçında. Kazanılması gereken bir maç. Biraz önce de söyledim. 4 maçlık bir süreç. Bu 4 maçta alınacak 12 puan. Trabzonspor'u yeniden bence birçok şeyi burada, o fırtınayı da biraz daha dindirecek ve şampiyonluk potasına da yeniden sokacaktır diye düşünüyorum. Trabzonspor bölümümüze sevgili Nihat Erence bizimle birlikteydi. Karadeniz Gazetesi'nin spor direktörü, edindiği bilgileri ve fikrini sizlerle paylaştı. Çok teşekkür ederim Nihat abi katıldığınız için. Eksik olmayın. Ses gitti galiba. Peki tamam, ses gitti. Benim aktaracağım bazı şeyler var. Bunları aktardıktan sonra devam edelim programımıza ve reklamlara gideceğiz. Sonrasında at yarışı olacak. Ardından da Galatasaray bölümümüze geçeceğiz. Samsun Spor'da teknik direktör listesinin ilk sırasında yer alıyor Sergen Yalçın. Başkan Yüksel Yıldırım Sergen Yalçın'la bir görüşme yaptı ama parasal konularda anlaşma sağlanamadı. Dolayısıyla Sergen Yalçın'ın Samsun Spor'un yeni teknik direktörü olacağını söylemek şu an itibariyle mümkün değil. Ama Yüksel Yıldırım, yani Samsun Spor Başkanı'nın kafasında bir düşünce var. Çok ünlü, dünyaca ünlü bir teknik direktörü Samsun Spor'un başına getirmek şeklinde. Yabancı teknik direktör alternatifleri üzerinde çalışıyor. Onlardan bir tanesi gerçekten ses getirecek nitelikte. Önümüzdeki dakikalarda, yani programımızın ikinci bölümünde bu konuya da değineceğiz. Bu arada İstanbul Spor'un yeni teknik direktörünün Hikmet Karaman olacağından bahsediliyor. Konfirme edilmiş bir bilgi değil. Bence teyide muhtaç bir bilgi ama bunu da araştıracağız programımızın ikinci bölümünde. Şimdi sizlerden izin istiyorum. Reklamlar ve at yarışı için. Özgür Sancar'la Spor Kazanı devam ediyor. Galatasaray bölümümüzde sevgili Onur Özkan, Takvim Gazetesi'nin haber müdürü bizimle birlikte. Onur, hoş geldin yayınımıza, merhaba. Hoş bulduk Özgür, selamlar, yayınlar. İyi çalışmalar dilerim, ben de kolay gelsin. Galatasaray altyapısına kazandırmak için yeni Arda Güler olarak tarif edilen bir futbolcu Yiğit Evin'le ilgileniyormuş. Gençler Birliği'nde oynuyor, 2008 doğumlu. Her iki kanatta da oynayabiliyor. Çok yetenekli bir futbolcu, çocuk olduğundan bahsediliyor. 15 yaşında henüz. Fenerbahçe'nin de Arda Güler'le ilgili yaptığı protokolü sözleşmeye dönüştürürken bu futbolcunun transfer için Gençler Birliği'yle anlaştığından bahsediliyordu. Senin bu konuyla ilgili bir bilgin var mı Onur? Ne dersin? Ya Galatasaray'ın zaten bu sezon çok ciddi bir şekilde hem altyapıya hem üst yapıya genç oyuncu hamlesi var zaten. Yani birkaç tane böyle takviye yapıldı. İşte Eyüp Aydın, Gökdeniz, Sıra Çanlas alındı ki bu 19 takımına da 2-3 tane takviye yapılmıştı. Hmm. Evet, Yiğit Evin ismi zaten uzun bir süredir aslında konuşulan bir isim. Ben hiç izlemedim açık söylemek gerekirse ama bundan bir 4 ay evvel yaklaşık Gençler Birliği'nin altyapı hocalarından biriyle konuşma şansını yakalamıştık. Çok övmüştü Yiğit Evin'i. İki yurt dışından da birkaç kulübün izlediği söyleniyor Yiğit'i. Galatasaray'ın da radarında olan bir isim zaten uzun bir süredir ama orada Fenerbahçe'nin Gençler Birliği'yle yaptığı protokolden dolayı Galatasaray yönetimi geri adım atmıştı. Ama son gelinen noktada işte Gençler Birliği ve Fenerbahçe arasındaki protokolün bozulduğu, Fenerbahçe'nin şartlara uymaması nedeniyle şu anda Yiğit Evin'in Fenerbahçe transferinin gerçekleşmeyeceği ortaya çıkınca Galatasaray'ın böyle bir girişimi oldu. Tabii dediğim gibi değerli bir oyuncu, yani Gençler Birliği Akademisi son dönemde çok ön plana çıkmaya başladı. Hani biz hep Altınordu'dan, Bursa Spor'un alt akademilerinden bahsederdik ama Gençler Birliği Akademisi de şu anda ülke futbolumuzun önemli akademilerinden bir tanesi. Yani Galatasaray'ın dediğim gibi altyapı için Yiğit Evin konusunda bir girişimi var. Evet, böyle bir transfer gerçekleşebilir. Bu arada Gökdeniz Gürpüz'ün transferi de transfer sezonu bittikten sonra gerçekleşti. Zaten altyapı için düşünüyordu. Doğru. Yani U19 takım için düşünüldüğü için onda problem yok. Bu sezonu U19 takımında geçirecek. Belki ara transfer dönemindeki yeniden listeler verildiği zaman lisans çıkarılabilir ara transfer döneminde. Ama zaten ilk planda o bu sezonu U19 takımında geçirecek.
Peki. Cumartesi günü Galatasaray Ankara Gücü'nü ağırlayacak. Geri Rodriguez iddialı açıklamalar yaptı. Az önce yayınımızdaydı. Onur diyor ki biz 3 puan için gideceğiz diyor. En iyi arkadaşım Hakim Ziyech diyor. Hakim Ziyech'in çok başarılı bir futbolcu olduğunu düşünüyorum ve ona karşı oynamak da benim için ayrı ve özel olacak diyor. Ankara Gücü de son hafta Konyaspor'la berabere kaldı ama ben Anadolu takımları içerisinde baktığımda hücum gücü en yüksek takımlardan bir tanesi olarak görüyorum Ankara Gücü'nü. Özellikle kanatları iyi işletebilen bir takım. Ne dersin, nasıl bir maç bekliyor sence Galatasaray'ı? Güzel bir maç. Bir de şöyle bir şey olacak tabii ki. Geri Rodriguez, Galatasaray'ın eski oyuncusu biliyorsun. Tolga Ciğerci, Murat Sand var orada. Yani enteresan bir karşılaşma olacak tabii ki. Yani bir kere şunu söylememiz gerekiyor. Kadrosu yapısının kadrosu anlamında şu anda istediği sonuçlar alamadı. Hmm. Ankara Gücü ve orada Tolunay katmasına geleceği tartışılıyor ciddi şekilde. Hmm. Yani hatta görevden alınacağı söyleniyordu ama şu anda herhangi bir hareket yok. Belki Galatasaray maçı bekleniyor. Onu bilemiyoruz ama Anadolu kulüpleri içinde baktığımız zaman en iyi kadroya sahip takımlardan bir tanesi bence Ankara Gücü. Hmm. Ama en büyük eksiklikler de tabii ki Alisov. Yani Alisov sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek Galatasaray maçında. O büyük bir problem tabii ki onlar için. Riyad Bahic büyük ihtimalle oynayacak. Ama ne olursa olsun zor bir maç bence Galatasaray için. Çünkü biliyorsun Şampiyonlar Ligi maçları öncesi ve sonrası konsantrasyon açısından bazen problemler yaşatabiliyor takımlara. Galatasaray'da da biliyorsun ki tüm odak şu anda aslında United deplasmanı. Yani herkesin kafasında, aklında, fikrinde United maçı var. O yüzden de Ankara Gücü maçına ciddi bir konsantrasyon sağlanamazsa hani İstanbulspor maçında nasıl sorunlar yaşandığını gördük. Ankara Gücü kadro kalitesiyle Galatasaray'a daha büyük zorluk çıkartır. Yani Galatasaray'ın mutlaka maça çok iyi odaklanması gerekiyor. Ne dersin? Kimler oynayacak cumartesi günü? Belli oyuncular, özellikle de 11'de oynamasının dört gözle beklenildiği oyuncular. Zaha mesela. Sanchez teknik direktör Okan Buruk muhakkak onu oynatacaktır. Ben değişeceğini sanmıyorum ama Ndombele için aynı şeyi söyleyemeyiz. Ne dersin? Yok. Yani ben çok keskin olmayan ama bir rotasyon bekliyorum yine o konucuda. Rotasyonlar diye de rotasyon ifadesi yanlış bir ifade. Bir kadro değişimi bekliyorum. Biraz United maçı düşünülerek bir değişim olabilir bu. Çünkü şunu net biliyoruz. Hem Zaha'nın hem de teknik heyetin hedefi United maçıydı aslında Zaha konusunda. Yani o maçta 11'de olması hedefleniyordu en baştan beri. Ancak o maçta 11'de olabilmesi için bence Ankara Gücü maçında da bir 11'de olması gerekiyor. Yani bu anlamda ben Ankara Gücü maçında... Çok özür dilerim. Kimden bahsettin Onur? Zaha'dan. Zaha'dan bahsettin, evet. Yani, burada kafasında hep hem oyuncunun hem teknik heyetin United maçı vardı aslında. Çünkü Zaha'nın biliyorsun bir duygusal anlamda bir maçı olacak. United deplasmanı biraz da. Oradan ayrılık süreci biraz sıkıntılıydı. Orada ciddi eleştiriler almıştı United'a. Hmm. Tekrar orada İngiltere'de kendini ispatlamak isteyecektir Zaha. Ama bunun için de bence en azından 70-80 dakika bir oynaması gerekiyor bir maçta, lig maçında. Ankara Gücü maçında ben Zaha'yı 11'de bekliyorum. Bunu söylememiz gerekiyor. Yani kimin yerine oynar onu bilemiyorum tabii ki şu anda. Ben de aynı kanaatteyim. Yani belki o 90 dakikayı tamamlansa bile 11'de oynayacak başlangıç, evet, oyuncusu olarak ve United maçında da ben onun 11'de olacağını düşünüyorum. Zaha'yı oynatıyorsa yani ister istemez Kerem Aklıkoğlu yedek kulübesinde olacak, hamle oyuncusu olacak. Çünkü Kerem Aklıkoğlu belki İstanbulspor maçında oyuncu değişikliklerinden sonra forvet arkasına geçti ama oranın mevki, o mevkinin oyuncusu değil. Kerem'i oynatmazsa yerli problemi çıkacak bu sefer. İşte sol tarafta savunmanın solunda Ankaninho'yu dinlendirecek, Abdülkerim'i oynatacak bence. Sanchez ve Nelson oynatır ya da Kaan Ayhan'la Sanchez'i oynatır ve orta alanda da Kerem Demirbay'ı oynatır. Olabilir. Bu da bir alternatif. Şu da olabilir. Tete'yi kesip Kerem ve Zaha'yı kanatlara değişimi de kullanabilir hocam. Hmm. Çünkü ikisi de sağ kanadı kullanabiliyor. Asıl pozisyonları sol kanat ama dönüşümlü olarak sağ içinde bence böyle bir şey de yapılabilir. Yani Zaha sağda başlar. Sonra Kerem sağa geçer tarzında. Belki öyle bir değişim de olabilir. Tabii ki şundan eminim ama bence Zaha 11'de olacak. Ama kimin yerine oynar o konuda emin değilim açıkçası. Ziyech'in belki 11'de olması bekliyorum bu maçta. Çünkü Ziyech'in de temposunu arttırması lazım. United maçında çok ihtiyacı var ona Galatasaray'ın. O yüzden Ziyech'i de 11'de bekliyorum. Onun dışında çok böyle keskin bir değişim. Mesela Ndombele'yi beklemiyorum asla. Hiç hazır değil Ndombele. Evet. Yani bence Ndombele'nin hazır hale gelmesi milli aradan sonra olacaktır. Yani Ekim ayının sonuna doğru diye düşünüyorum. Samsunspor maçından önce Okan Buruk bir açıklama yapmıştı ve Ndombele için 2-3 haftalık bir süreç bekliyoruz. Yani 2-3 hafta sonra ancak ritmini bulacak demişti. 10 gün geçti aradan.
Yani bence biraz daha uzun sürecek. Çünkü biraz daha uzun sürecek. Ben diyorum milli aradan sonra yani Ekim ayı sonu gibi bence Zaha Ndombele tam oynayacak duruma gelecek ama şu anda 20-30 dakika dışında oynaması zor gözüküyor bence. Anladım. Sevgili Onur Özkan bu bilgiyi verdi. Onun dışında bir değişiklik bekliyor musun orta alan kurgusunda? Yok, onun dışında bir değişiklik beklemiyorum. Yani Kerem Demirbay Torreira oynayacaktır. İşte Ziyech'i belki orada görebiliriz 10 numara pozisyonda. Mertens de Ziyech Hoca şu an biraz değişmeli kullanıyor, ekonomik kullanıyor. Bu maçta ben Ziyech'in oynayacağını tahmin ediyorum. Eğer bir sakatlık problemi yoksa, ki şu an olmadığını duyuyoruz. Savunmada tabii ki Davinson Sanchez'in dönüşüyle orada hoca kimi tercih edecek? Büyük ihtimalle Davinson Abdülkerim Bardakçı ikilisi olabilir. Ya da senin dediğin gibi Abdülkerim'i sol bekte görürsek eğer belki Davinson Nelson bile olabilir. Çünkü şunu düşünüyorum ben Özgür. United deplasmanında bence Galatasaray'ın savunma attı. Sacha Boy, Davinson Sanchez, Nelson ve Abdülkerim Bardakçı olacak. Ve hoca belki de bu dörtlüyü görebilme adına Ankara Gücü maçına bir prova yapabilir. Anladım. Yani Ankara Gücü maçında bu dörtlüyü sahada görebiliriz sanki savunmada. Manchester United maçında Abdülkerim'in sol bek olarak mı oynayacağını düşünüyorsun? Aynen. Ben öyle düşünüyorum. Anladım. Savunma anlamında biraz daha güvenlikli bir anlayış olur bu. Manchester United maçında iki tane defansif orta sahayla çıkabilir mi Galatasaray? Mesela Ndombele hazır değil ama Kaan Ayhan'la Torreira yan yana olmaz. Yok, o zaman çok savunma olur. Niye yani olmaz? Çünkü United karşısında Galatasaray sadece savunma yaparak puan alamaz. Yani kendi oyunu oynaması gerekiyor bir şekilde. Yani sırf savunma yaparak bir şekilde durabilirsiniz. Yok, yani orta sahada topa sahip olmak ve takım savunmasını geliştirmek bakımından bence iyi oyuncular ve her ikisi de ayağına hakim, topu iyi kullanan oyuncular. Yani birazcık daha orta sahada dirençli, mesela Kerem Demirbay ya da Oliveira ile başladığınızda Ndombele hazır olmadığı için bunlarla başlarsanız orta sahada çok fazla top kaybıyla oynuyor Galatasaray. Bu top kaybını minimize etmek, daha efektif ataklar yapmak bakımından da düşünülebilir. Yani illa katı bir savunma anlayışı için değil bu. Anladım. Ama Okan Hoca'nın şu ana kadar pek uyguladığı bir şey değil bu. Yani şöyle düşün. Başakşehir'deyken United deplasmanında 3 tane 8 numarayla çıkmıştı hoca. Yani cesur bir teknik direktör Okan Buruk. Yani kafasının bir tarafında hiçbir zaman savunma yok. Hep hücum ön planda. Savunma hep ikinci plandadır Okan Hoca'nın kafasında. Yani ben o anlamda hani Okan Hoca'nın düşüncelerini bildiğim için az çok ben tahmin etmiyorum öyle bir şey. Ha, iyi olabilir mi? Tabii ki savunma güvenliği anlamında iyi olabilir. Ama işin hücum kısmında ve orta alan kısmında topa hakim olma konusunda bir sıkıntı oluşabilir. Onu bilemiyoruz tabii ki ama bence o konuca öyle bir şey gelişmez diye tahmin ediyorum. Peki. Sevgili Onur, ne dersin? Nelson ve Sacha Boy'un sözleşmeleriyle ilgili bir iyileştirme yapacak mı Galatasaray? Ya da yeni bir sözleşme, yenileme sözleşmeyi böyle bir düşüncesi var mı? Var. Yani o görüşmeler sürüyor zaten hala ama henüz bir anlaşma yok. Çünkü oyuncularla maaş konusunda henüz bir mutabakata varılamadı. Yani Nelson'un orada mesela Davinson Sanchez transferi sonrası 2 milyon euro civarında bir maaş talebi var Galatasaray'dan. Şimdi Davinson Sanchez'e Galatasaray 3 milyon euronun üstünde bir maaş veriyor. O da ciddi doğal olarak maaşının iyileştirilmesini istiyor. Sacha Boy konusunda bence anlaşma daha kolay ama Nelson'da sanki bir maaş konusunda biraz daha görüşmeler uzayacakmış gibi duruyor. Ama yönetimin hedefi iki oyuncuyla da sözleşme uzatmak tabii ki. Ama kısa vadede hani bugün yarın gelişme beklemiyorum ama önümüzdeki bir aylık süreç içinde daha sıcak bir şeyler olacak sanki bu konuda. Peki. Onur, var mı Galatasaray gündemine dair aktaracağım başka şey? Şu an yok Özgür. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Kolay gelsin. Eyvallah sana da. Onur Özkan son bilgileri aktardı. Galatasaray bölümümüzde değerli İncer Takvim Gazetesi'nin haber müdürü. Avrupa'dan futbol. İtalya. İtalya Serie A'da dün Torino'yu mağlup ederek iki maç sonra kazanan Lazio'da teknik direktör Maurizio Sarri Dazna bir açıklamada bulundu. Galatasaray'ın yaz transfer döneminde Matias Bessino ile ilgilendiğini ancak transferin gerçekleşmediğini söyledi. Sarri açıklamasında Galatasaray'ın bir ilgisi vardı ama İtalya'da transfer dönemi kapalı olduğu için bunu dikkate almadık. Beni aradı ve ben de ona bunun mümkün olmayacağını söyledim. O da tamam diyerek telefonu kapattı ifadelerini kullandı. Bu sezon Lazio formasıyla 5 maçta süre aldığı Matias Bessino bir gol kaydetti. Uruguaylı orta saha oyuncusu bu sezonki ilk golünü dün oynanan Torino maçında atmıştı. Avrupa'dan futbol. İtalya. Dalincer. Hafta sonu yeni bir heyecan başlıyor Süper Lig'de. Süper Lig'de görev alacak hakemler de belli oldu. Onları aktarayım sizlere.
Açılış maçı Samsun Spor'un. Samsun Spor Gaziantep Futbol Kulübü'nü ağırlayacak. Burak Pakkan yönetecek. Cuma günü oynanacak bu maçı. Sivas Spor Hatay Spor maçında Murat Erdoğan. İstanbul Spor Antalya Spor maçında Çağdaş Altay. Trabzon Spor Pendik Spor maçında Bahattin Şimşek. Ve Galatasaray Ankara Gücü maçında Volkan Bayars'tan görev yapacak. Bu saydığım maçlar cumartesi günü oynanacak. Pazar gününkü programa baktığımızda, pazar günü oynanacak maçlara baktığımızda Fatih Karagümrük Kasımpaşa maçında Atilla Karaoğlan'ın görev yapacağını görüyoruz. Fenerbahçe Çaykur Rizespor maçı Cihan Aydın. Konya Spor Beşiktaş maçı Arda Kardeşler. Adana Demirspor Alanya Spor maçı Ali Şansalan ve Kayseri Spor Başakşehir maçında Halil Umut Meler görev yapacak. Böyle bir dağılım yapılmış. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'ndan. Bu arada İtalya'dan futbol bölümümüzde bazı bilgileri aktardık Sarri ile ilgili ama bir İtalyan teknik direktör, Karagümrük'te çalışan Andrea Pirlo İtalya'da gündem oldu. Sampdoria'da teknik direktör Andrea Pirlo tartışmaların odağında. Son olarak Como'ya da kaybeden Sampdoria'da Andrea Pirlo'nun geleceğinin sorgulandığı ifade edildi. Serie B'ye 3 puanla başladı ancak daha sonra oynanan 6 maçta galibiyet göremedi Sampdoria. Andrea Pirlo yönetiminde Calcio Mercato'nun aktardığı habere göre Pirlo'nun koltuğu risk altında. Son olarak dün oynanan maçta Como'ya kaybetti. Haberin detayında Sampdoria taraftarının bir kısmının teknik direktörlük görevine Giuseppe Lancini'nin getirilmesini istediği bildirildi. Sampdoria'nın başında 7 maça çıkan Andrea Pirlo 4 mağlubiyet aldı. 2 beraberlik ve 1 galibiyet oynuyor. 17. sırada yer alıyor. Takımın Sampdoria'da tabii beklentiler yüksek. Bir an önce Serie A'ya çıkmak istiyorlar. Dolayısıyla şiddetle galibiyete ihtiyaçları var. Sizlerden izin istiyorum. Kısa bir reklam arası için. Reklamlardan sonra programımız kaldığı yerden ve tüm hızıyla devam edecek. Özgür Sancar'la Spor Kazanı devam ediyor. Şimdi sizleri Kadıköy'e götürüyoruz. Bakalım İstanbul'da yağış da var. Maç öncesinde Fenerbahçe Başakşehir maçı öncesinde son durum ne? Sevgili İrfan 25 Kadıköy'de bizi bekliyor. İrfan hoş geldin. Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum Özgür. İyi çalışmalar İrfan. Islanmadın umarım. Ya şu anda yağmur yağmıyor. Ha yağmıyor. Ama tabii bugün meteoroloji yoğun bir yağış beklentisi var. Ama şunu söyleyeyim. Şu anda hava kapalı ama yağmur yağmadığını söyleyebilirim. Yağmur ya, ama maç saatinde galiba yağış beklentisi var. Evet, meteorolojinin beklentisi de evet, yağış beklentisi var. Ama şiddetli bir yağış olmasını beklemiyoruz, onu söyleyeyim. Peki. Ne dersin, Fenerbahçe'nin 11'i belli oldu mu? Ya ben %80 belli, şunu söyleyelim. Yani benim tahmini muhtemel 11'i şu şekilde olacak. Kayseri Livakovic çok fazla değişiklik yapmayacak. Alliance Sports maçının kazanan 11'ini fazla bozmayı düşünmüyor. Osay Samuel'in Alanya maçında bir sakatlığı vardı biliyorsunuz. Sakat oyuna devam etmişti. Osay Samuel'in yerine Mert Müldür'ün oynama ihtimali yüksek. Mert Müldür sağ bekte forma giyecek. Onun haricinde bir değişiklik beklemiyoruz. Yani Kayseri Livakovic sağ bekte Mert Müldür, sol bekte Ferdi, stoper merkez Beka Jiku, orta saha merkez Fred İsmail Yüksek, orta alan sahanda İrfan Can Kahveci, sonunda Dusan Taş. 10 numara pozisyonunda Şimanski, ileride ise Zeko muhtemel 10.000'i bekliyoruz. Özgür. Anladım. Ne dersin, tribünler de olacak mı? Tribünler de olacak ama yoğun bir ilgi var maça. Maçın biletleri tamamen tükendiğini söyleyebiliriz. Ve bunu şunu söyleyelim, artık tamamen tribünler, dolu tribünlere oynayacak. Tabi burada Fenerbahçe'nin tüm başlarını kazanması, resmi başlarını kazanması önemli bir faktör. Taraftarlar yoğun bir ilgi gösteriyor. Bu maçta eğer Fenerbahçe kazanırsa ligde 6'da 6 yapacak. Yani galibiyet sesini, resmi maçta galibiyet sesini 13'e çıkaracak. Ayrıca tabii İsmail Kartal eğer bu iki maç, önündeki bu maçla beraber 3 maç daha kazanırsa Kristofson dönemindeki ligde 8'de 8 yapma rekorunu egale etmiş olacak Özgür. Evet. Bugün bir haber vardı, dikkatimi çekti İrfan. João Pedro'nun Gremio'daki performansının beğenilmediği ve Gremio kulübünün satın alma opsiyonunu kullanmayacağı, sezon sonunda João Pedro'nun Fenerbahçe'ye döneceği yönünde. Bu konuda sana gelen bir bilgi var mı? Zorunlu bir satın alma opsiyonu değildi. Kiralık olarak gitti. Tabii bu konuda bir karar verirse tabii sezon sonunda Fenerbahçe'ye geri döner. Peki. Var mı ekleyeceğin son bir şey? Şu anda son ekleyeceğim bir şey yok. Dediğim gibi maça yoğun bir ilgi var. Fenerbahçe bu maçı da mutlak galibiyetle ayrılmak istiyor. Sonra pazar günü de Rize ile karşılaşacak Fenerbahçe. Tabii bu yoğun periyodu kayıpsız geçmek istiyor. Özellikle 8 Ekim'deki milli araya kadarki süreci
Fenerbahçe kayıpsız geçip milli araya da lider olarak liderlik koltuğundaki konumunu korumayı hedefliyor. Çok teşekkür ederim İrfan aktardıklarından dolayı eksik olma. İrfan 25 son bilgileri aktardı Kadıköy'den Fenerbahçe ile ilgili olarak. Avrupa'dan futbol. İngiltere. Galatasaray'ın Premier Lig takımlarından Aston Villa'ya kiraladığı İtalyan futbolcu Nicolo Zaniolo bir açıklama yaptı ve Galatasaray'dan ayrılmayı beklemiyordum. Bu benim için sürpriz oldu dedi. Galatasaray'ın Roma'dan 15 milyon euroya kadrosuna kattığı Nicolo Zaniolo bu yaz transfer döneminde Premier Lig takımlarından Aston Villa'ya gitti biliyorsunuz. İtalya'da yaşadıklarını ve İngiltere'deki ilk günlerini anlattı. Sky Sport'a Nicolo Zaniolo. Galatasaray'a transfer olmam bir meydan okumaydı. Türkiye'de bambaşka bir hayatta, bambaşka bir kültüre gittim. Hem insani olarak hem de futbol açısından geliştim ifadelerini kullandı. Zaniolo Aston Villa tercihini de açıkladı. Galatasaray'dan ayrılmayı beklemiyordum ancak Monchi, burada Aston Villa'nın sportif direktörünü kastediyor Monchi, beni aradığında hemen kabul ettim. Galatasaray'da seviyemi görmek için Premier Lig'de oynamak istedim. Bu karar beni değiştirdi. İnsani ve futbolsal açıdan büyüdüm. Buna gelecekte de ihtiyacım olacak sözleriyle açıkladı. Bu kararının Zaniolo Premier Lig temposu ve kariyerindeki teknik direktörlerle ilgili olarak da İngiltere'de futbol İtalya'dan farklı, daha fiziksel. Benim özelliklerimden dolayı İngiliz futboluna daha yatkınım. Emery ise piyasadaki en güçlü antrenörlerden bir tanesi. Bunları konuştuk. Sahada üzerimde çok büyük bir etki bıraktı. Geçmişte çalıştığım Di Francesco, Mourinho, Mancini, Ranieri gibi antrenörler var. Onlar da bana farklı şeyler verdi ifadelerini kullanıyor. Premier Lig hayalini Monchi sayesinde gerçekleştirdiğini söyleyen Zaniolo, Roma'ya katılmamı isteyen de oydu. Giarossi ile yaptığım tüm yolculuk muhteşemdi. Kazanmak için yola çıktığımızda tüm beklentilerinizi karşılamak kolay değil. Tiran'daki finale kupa kazanma hayalimi gerçekleştirdim. Bunu her zaman kalbimde taşıyacağım diyor. Tiran'da biliyorsunuz Konferans Ligi şampiyonluğu elde etti Roma. Bunu yaşamanın mutluluğunu hissettiğini ifade ediyor futbolcu Zaniolo. Ve Monchi'nin hayatında önemli bir yer teşkil ettiğine de inandığını ifade ediyor. İtalya A Milli Futbol Takımı'nın tekrar maçlarını San Siro'da oynaması hakkında İtalyan futbolcu çocukluğum boyunca bana eşlik eden Bernabeu, Olimpico ve Wembley gibi stadyumlardan biriydi. Çocukken orada oynamayı hayal ederdim. Ukrayna'ya karşı kazanmak çok önemliydi. Oynadığım için mutluyum ama hala başka hedeflere ulaşmamız gerekiyor. Devam etmek gerekiyor ifadelerini kullandı. Ve İngiltere'deki performansının da iyi olduğunu ifade etti. Zaniolo Aston Villa formasıyla toplamda 7 maça çıktı ve henüz gol ya da asist katkısı yapamadı. Aston Villa kulübü eğer bu sezon Zaniolo'yu 30 maç oynatırsa futbolcunun sözleşmesi otomatik olarak uzayacak ve İngiliz kulübü 27,5 milyon euroluk zorunlu satın alma opsiyon bedelini Galatasaray'a ödeyerek futbolcuyu bütün haklarıyla almış olacak. Özgür Sancar'la Spor Kazanı devam ediyor. Avrupa'dan futbol. İspanya. Değerli İnciler, Madrid'deyiz. Madrid'de arkadaşım Manu de la Juan bizi bekliyor. Manu de Juan Real Madrid'deki gelişmeleri yakından takip ediyor. AS gazetesinde çalışıyor. Bakalım Arda Güler'le ilgili son durum ne? Onu soracağız. Hola, buenas tardes Manu. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Osgur. Muy bien. Muy bien, fenomenal. Manu, Arda Güler ha tenido una lesión de nuevo. Qué mala fortuna, ¿no? Baja sí. Por tres meses. ¿Verdad? No. Arda Güler, tres semanas. Tres semanas. Perdóname, me he equivocado. Tres semanas, no sí. Tres meses. Sí. Tres semanas. es un tiempo muy largo, ¿no? Me he equivocado. Sí. Lo siento. Tres semanas. Entre tres semanas y un mes, sí, depende. Lo bueno es que hay un parón de selecciones en medio, que son dos semanas en las que no se juegan partidos de clubes, y por ahí va a ganar tiempo para la recuperación, pero sí, ha tenido mala suerte. De todas maneras, en el Real Madrid ya se olían que esto podía pasar, porque el físico de Güler es muy de niño, es muy pequeño todavía, y hay un plan para que fortalezca, pero de momento es pronto y se le han juntado dos lesiones juntas. Tiene que mejorarse, tiene que ser fuerte, más fuerte, ¿no? Tiene que sí. Todavía está en un periodo de crecimiento. Sí. Vale. Sí, en el Madrid comparan su caso con el de Rodrigo, con el del brasileño Rodrigo. Rodrigo cuando llegó al Madrid era muy finito, era muy delgadito.
y le costaba mucho en los encuentros físicos con los defensas, con los centrales, le costaba mucho porque tenía una inferioridad física grande, y Rodrigo en los últimos años hizo un plan específico y poco a poco ahora es un futbolista diferente, es mucho más corpulento. Sin haber perdido sus cualidades. Entonces lo que el Madrid quiere hacer con Güler es algo parecido. Arda Güler'le ilgili ilk sorumuz, daha doğrusu Arda Güler temel meselemiz. Arda Güler'in ben yanlışlıkla 3 ay sahalardan uzak kalacağını söyledim ama hemen düzeltti bunu Manu. 3 hafta sahalardan uzak kalacak. Yeni bir sakatlığı var. Gerçekten büyük bir talihsizlik. Ve 3 hafta sahalardan uzak kalacak ama iyi olan şey milli takım maçlarını eline lige verilecek. Arada bu süreci geçiriyor olması. Biliyorsunuz bir hafta, bir sonraki hafta milli maçlar nedeniyle lige ara verecek. Dolayısıyla bu süreci daha kısa atlatmış olacak Arda Güler. 3 hafta sonra sahalara dönecek. Arda Güler'le ilgili olarak Real Madrid'in temel tespiti henüz gelişim aşamasında olmasından dolayı fiziksel değerlerinin çok düşük olması. Yani daha çocuk diyebileceğimiz, yani daha böyle yetişkinden ziyade yetişkinlik öncesi evre düzeyinde bir fiziksel değere sahip. Bunu Real Madrid'in Brezilyalı oyuncusu Rodrigo'ya benzetebiliriz. Rodrigo da Real Madrid'e geldiğinde fiziksel değerleri açısından daha aşağıdaydı ve çok zayıftı. Dolayısıyla güçlü savunma oyuncularına karşı, güçlü stoperlere karşı zorlanıyordu. Ama Real Madrid'in uyguladığı program sonrasında çok daha güçlü, direnci yüksek, dayanıklılığı iyi olan bir futbolcu haline geldi. Rodrigo ile Arda Güler'in durumu birbirine çok benziyor ve Arda Güler'in de Real Madrid'in uygulayacağı özel güçlendirme programı çerçevesinde gelişimini tamamlaması bekleniyor. Çünkü aynı Rodrigo gibi benzer şartlara sahipler. İkisi de diyor Manu de Juan. Manu, ¿qué dice el técnico, me refiero, Carlo Ancelotti, sobre la situación de Arda Güler? Pues el otro día sucedió algo curioso y fue que Ancelotti salió en rueda de prensa y elogió, alabó a Güler mucho. Dijo que es un talento espectacular y que además es una cuestión genética, que él es un talento nato. Pero él no era consciente de la lesión de Güler en ese momento. Se enteró después, al acabar la rueda de prensa. Y luego al día siguiente dijo que era una pena, pero que la lesión tampoco era muy grave. Son entre 3 semanas y un mes y está el parón de por medio. O sea que con un poco de suerte, a finales de octubre o primeros de noviembre, podrá debutar con el Real Madrid. Pero Ancelotti tiene muy muy buena opinión de Güler, le parece que tiene muchísimo talento, y todo el equipo están bastante sorprendidos con su calidad, y lo que sí que coinciden todos es en que tiene que trabajar en la parcela física para poder competir al primer nivel. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Manu, un fuerte abrazo. Un abrazo fuerte para todos. Un abrazo. Hasta la próxima, Manu. Chao. Chao, chao. Manu de Juan'a son olarak Carlo Ancelotti'nin Arda Güler'le ilgili düşüncesini sorduk. Önceki gün basın toplantısında sürpriz bir biçimde Arda Güler'le ilgili bir açıklama yaptı Carlo Ancelotti. Bir kere Arda Güler'in doğuştan getirdiği çok önemli bir yeteneğe sahip olduğunu, futbol yeteneğine sahip olduğunu, full yetenek olduğunu düşünüyor Arda Güler'in. Gerçekten bu özelliğine çok güveniyor Arda Güler'in. Ama tabii fiziksel olarak henüz istenilen seviyede değil ve çok zayıf. Dolayısıyla iki ciddi sakatlık geçirdi. Son sakatlığı da ciddi. 3 haftayla 1 ay arasında sahalardan uzak kalacak ki milli takım arasından sonra dönme ihtimali Ekim sonu ya da Kasım başı gibi olabilir. Kasım ayında belki de ilk kez Real Madrid'de forma şansı elde edecek. Yani fiziksel durumunu güçlendirmesi durumunda güçlenmeye ve daha iyi fiziksel değerlere ulaşmaya ihtiyacı var Arda Güler'in. Ama bunun dışında Ancelotti gerçekten Arda ile ilgili çok iyi fikirlere sahip. Onun doğuştan genetik olarak muhteşem bir futbolcu yeteneğine sahip olduğunu düşünüyor diyor. Manu de Juan As gazetesinde çalışıyor ve Real Madrid'le ilgili gelişmeleri çok yakından takip ediyor arkadaşım. Değerli dinleyiciler, bu bölümümüzden çıkacağız. Birazdan dünyadan futbol bölümümüze geçeceğiz. Kalan bölümde yine bir bağlantı yapacağız. Bu sefer Kolombiya'ya götüreceğiz sizleri. Kolombiya'da Gustavo Victoria bizimle birlikte olacak. Gustavo Victoria biliyorsunuz Galatasaray'da forma giymişti. 2 dönem sonrasında Çaykur Rizespor'un da formasını giydi. Gustavo Victoria'ya da Galatasaray'ın yeni Kolombiyalısı Davinson Sanchez'i soracağız. Avrupa'dan futbol.
İspanya. Dünyadan futbol. Değerli dinleyiciler, bu kez Kolombiya'dayız. Dünyanın bir başka ucunda bizi Gustavo Victoria bekliyor. Biliyorsunuz Galatasaray'ın formasını futbolculuğunda giymişti. Ve ülkemize Çaykur Rizespor'da da forma giymişti. Galatasaray'ın yeni transferi Davinson Sanchez'le ilgili fikrini soracağız Gustavo'ya. Hola, buenos días, Gustavo. Hola Osvaldo, un saludo muy especial para ustedes y para todos los oyentes. Igualmente, un saludo desde Estambul. ¿Cómo estás, Victoria? Todo muy bien, gracias a Dios. Tanto tiempo sin hablar, ¿no? Sí, bastante tiempo, pero me alegría escucharlo. Vale, igualmente. Me alegro mucho de escucharte de nuevo. Igualmente, saber de Turquía, de Estambul, es una alegría grande para mí. ¿Tienes un plan de visitar de nuevo a Estambul, a Turquía, en corto plazo? Siempre. Siempre en familia está entre nuestras visitas poder ir a Turquía porque dejamos grandes amigos, grandes recuerdos y pues espero poder volver pronto con la familia ya. Muy bien. Victoria bizimle birlikte, Gustavo Victoria biliyorsunuz Galatasaray formasını giymişti. İyi olduğunu, çok iyi olduğunu ve konuşmaktan, Türk dinleyicilere sesini duyurmaktan dolayı çok mutlu olduğunu ifade etti. Tabii daha önce ülkemizi ziyaret etti, Galatasaray'ın maçlarına geldi. Her zaman böyle bir planı olduğunu, tekrar ailesiyle birlikte İstanbul'a gelmeyi çok arzu ettiğini, İstanbul'da çok sevdiği arkadaşlarının olduğunu, Türkiye'de çok sayıda tanıdığı ve arkadaşının olduğunu ifade etti ve böyle bir planı olduğunu söylüyor. Gustavo, el Galatasaray tiene un central colombiano que se llama Davinson Sánchez. Yo quería saber tu opinión sobre este jugador. Es un gran jugador, creo que tiene grande experiencia, no solo a nivel de internacional, viene de jugar en Inglaterra, sino a nivel de selección Colombia. Creo que va a ser muy importante para Galatasaray. Espero que a nivel personal pues que le vaya muy bien, primero pues por ser colombiano y después porque está en el equipo de mis amores, que es Galatasaray. Muy bien, lo sé, perfectamente lo sé. Ne diyorsun Davinson Sanchez'le ilgili fikrin nedir? Bir kere ben çok büyük bir transfer olduğuna inanıyorum. Galatasaray'ın yaptığı en önemli transferlerden bir tanesi. İkincisi, bu futbolcu çok yetenekli bir oyuncu. Uluslararası maç tecrübesi çok yüksek. İngiltere'de oynuyor, öncesinde Hollanda'da oynadı ve Kolombiya milli takımıyla oynuyor. Yani çok tecrübeli bir futbolcuya sahip oldu Galatasaray ve ben Galatasaray'a çok yardımcı olacağını düşünüyorum. Çok iyi özelliklere sahip ve elbette ki biz Kolombiyalılar olarak seviniyoruz Davinson Sanchez'in Galatasaray'da oynamasından ve Galatasaray'da en çok, daha doğrusu Kolombiya'da en çok sevilen kulüp Galatasaray, benim aşık olduğum kulüp diyor. Davinson Sanchez es un central muy rápido, ¿no? Sí, es rápido, es fuerte en los duelos uno contra uno. Es un jugador que va bien en el juego aéreo. Es un jugador, a mi parecer, muy completo y pensaría que le va a ayudar mucho ahora a Galatasaray. Nasıl, hızlı bir oyuncu mu sence? Hızlı bir stoper mi? Evet, bence çok hızlı bir stoper. Güçlü bir oyuncu. Birebir mücadelede çok iyi savaşır. Top kapma mücadelesinde başarılıdır. Hava toplarında etkin. Yani kısacası Galatasaray komple her özelliğiyle iyi olan bir stoperi kadrosuna kattı diyor. Gustavo, Galatasaray está en el grupo A con el Bayern Munich, Manchester United y Copenhague en la Champions.
y va a ser un partido muy duro, va a ser un partido muy intenso en el Old Trafford, en Inglaterra, el lunes que viene, en la Champions. ¿Qué dices? ¿Galatasaray va a tener éxito en este grupo? A ver, es un grupo fuerte, es un grupo con un nivel muy exigente, es un grupo que le va a dar la oportunidad a Galatasaray de saber si está para grandes cosas. Creo que Galatasaray es un equipo grande también, que ha demostrado contra equipos grandes hacer buenos partidos. Tuvo la oportunidad cuando estuve en Galatasaray de jugar contra Liverpool y estuvimos a punto de ganar en casa de ellos. Entonces creo que Galatasaray tiene fútbol y bueno, hay que demostrarlo dentro de la cancha. ¿Tú jugaste con Okan Buruk, el técnico del Galatasaray, en el Galatasaray, cuando eras en el Galatasaray? No. El Galatasaray ha vencido a Liverpool en Estambul, en la Champions, ¿no? ¿Cuándo eras en el Galatasaray? Sí, 1-0 y en cancha de ellos quedamos 1-1. Ah, vale. Vale, muy bien. Muy bien. Muchísimas gracias por haber unirse al programa. Gustavo, cuando quieras nos vemos, ¿vale? Y te espero en Estambul. No, muchas gracias a ustedes. Un saludo muy especial a toda la gente en Estambul, en Turquía. Lo recuerdo mucho, lo llevo en mi corazón. Vale, un saludo muy especial, un fuerte abrazo. Hasta la próxima, Gustavo. Ok, un abrazo, bendiciones. Vale, un abrazo, saludos, chao. Gustavo Victoria bizimle birlikteydi değerli dinciler. Gustavo Victoria Galatasaray'da forma giydi. Şampiyonlar Ligi'nde de oynadı. Roma'yla eşleştiği zaman Galatasaray. Liverpool maçından bahsetti. Liverpool'u 1-0 yenmiştik, sonra 1-1 berabere kalmıştık onlarla dedi. Ve elbette ki Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki şansını da değerlendirdi. Çok zor bir grup elbette ki. Güçlü takımlar var ama Galatasaray'da büyük takım. Bu gruptan çıkmak için çok fazla gereksinime ihtiyacınız var. Çok daha fazlasını vermek zorundasınız. Potansiyelinizin üzerine çıkmak zorundasınız ama Galatasaray'da bunu yapabilecek futbolcu topluluğu var. Yarışmacı bir grupta büyük takımlara karşı oynayacak ama Galatasaray için bunu bir fırsat olarak da görebilirsiniz. Çünkü büyük takımlara karşı elde edilecek zafer Galatasaray'ı çok daha iyi bir noktaya taşıyacaktır. Böyle düşünmek lazım. Ben Galatasaray'ın kaliteli bir kadroya sahip olduğunu ve bu grupta iyi işler yapabileceğini, Bayern Münih'e ve Manchester United'e karşı sonuç alabileceğini düşünüyorum diyor. Galatasaray'ın eski futbolcusu, eski Kolombiyalı oyuncusu Gustavo Victoria. Bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Hepinize mutlu akşamlar dilerim. Yarın aynı saatte buluşuncaya dek hoşçakalın. Özgür Sancar'la Spor Kazanı sona erdi.